İyi akşamlar, İyi akşamlar sevgili seyirciler. Sıradışı gündemle bir kez daha ekranlarınızdayız. Bu gece konumuz derin, kısıtlı zaman diliminde zamanı konuşmaya çalışacağız. Konuklarım Serhat Ahmet'tan ve Hamza Yardımcıoğlu eşlik edecekler bu konuda. Neleri konuşacağız şöyle bir özetlemek isterim. Zamanda yolculuk mümkün mü? Öncelikle böyle başlayacağız. Astral seyahat bir zaman yolculuğu mu? Onu da tartışacağız. Geleceğe gidilebilir mi, geçmişe gidilebilir mi zaman yolculuğuyla? Onları da konuşacağız. Asabi Keyfi konuşacağız, Zülkarneyn'i konuşacağız. Hazreti Hızır, Oğuz Kağan mı? Bunu konuşup tartışacağız. Zamanın gizli sahipleri kimler ve dünya üzerinde neler amaçlıyorlar? Hepsini konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Programın hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Her şey yolunda. Her şey yolunda. Ben Güzel. Şükür. Zaman akıp gidiyor. Evet. Evet biz de bu akıp giden zaman diliminde zamanı konuşacağız. Zamanda yolculuk mümkün mü? Zamanda yolculuk yapılabilir mi ile başlayayım Hamza Hocam sizinle. Zamanda yolculuk aslında zaten yapılıyor. Direkt buradan gelelim yani kitabın ortasından girelim. Evet. Teknik olarak mümkün mü kısmını da açabiliriz. Bunun üzerinden de konuşabiliriz. Bunun üzerine yapılmış deneyler var. Ama yapılıyor derken şimdi nasıl oluyor diye bir soru doğuyor insanların aklında. Şimdi şöyle düşünelim. Zaman yolculuğu büyük bir şey değil mi yani? Ve bunu yapan birilerinin varlığı e, öyle bir bilgi ki nesilden nesile aktarılacak hatta efsanelere konu olacak bir konu. Dolayısıyla biz bunu mitlerin içerisinde görüyor olmamız lazım. Bu yapılıyor ve insanlar tarafından biliniyorsa belki bu insanların direkt gözlemleyerek elde ettiği bir bilgi olmayabilir. Kendilerine aktarılmış göksel kitaplarla, vahiylerle, e, ilahi kaynaklarla iletilmiş bir bilgi olabilir. Onlara gidip baktığımız zaman açık ve net bir şekilde görüyoruz. Bunu mesela sadece İslam literatürü üzerinden söylemiyorum. E, bütün semavi dinler üzerinden baktığımız zaman hatta e, Sümer'e, Hint mitolojisine, e, İskandinav mitolojisine, Nordik mitolojiye baktığınız zaman hepsinde aynı zaman yolcuları hikayesini, bir zaman <laughs> misyonunu görürüz ve hepsindeki karakterler de aslında aynı karakterlerdir. Mesela birazdan açınca örnekler de veririz. Ee, bu Nordic mitoloji dediğimiz, e, Tanrılar Panteonu olarak mesela karşımıza çıkan e, Odin, ondan sonra Thor gibi, Freya gibi bu karakterlerin e, yaşadığı hikaye, o senaryo içerisinde anlatılan zaman yolcuları hikayesinin biz bir karşılığını Kur'an'da da görürüz. Bak çok ilginç bir şeydir bu gerçekten. Zülkarneyn hikayesi böyledir. Açacağız şimdi aradaki evet, evet. E, şeyleri, paralellikleri, yapıyorsun. ortak hı hı. noktaları. Tevrat'a gidip baktığımızda oradaki Melkisedek hikayesinde de görürüz. Ondan sonra e, Sümer'e gidip baktığımızda orada da görürüz. Şey, hepsini konuşacağız. Ne yapıyor bunlar? Zamanda yolculuk yapıyor. Sırf bu konu üzerine, zamanda yolculuk konusu üzerine bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Kehf suresi, evet. mağara suresi. O misyonun nasıl başladığını, o mağara ashabı üzerinden anlatıyor. Daha sonra e, Hızır olarak bildiğimiz ama Kuranda ismini geçmedi. Hızır ismi geçmez. Hızır yeşil demektir. Arapça Hıdır. Yeşil demektir. Kendisine katımızdan bir rahmet ve ilim verdiğimiz bir kul olarak bahsettiler. Bir e, karakter görürüz, bir kişi görürüz. Hz. Musa yani bir peygamber. Ona tabi olmak için bir yolculuğa gider. O yolculuk başlanınca semberlerle doludur. İnanılmaz bir yolculuk hikayesidir. Daha sonra tabii kendisi hakkında bilgi verilmediği için Yahudiler Hz. Muhammed'e sorarlar. Derler ki bu kimdir diye sorarlar ama onu bile biz fark edememişiz. Çünkü o hikayenin devamında Zülkarneyn kıssası yine aynı surenin içerisinde, Kehf suresinin içerisinde anlatılır ve e, şey Zülkarneyn ayetleri şöyle başlar. Sana Zülkarneyn'den soruyorlar deki diye evet, hikayeyi anlatmaya eder. başlar. Kim soruyor? Yahudiler soruyor. Evet. E nereden soruyor? Nereden biliyorlardı soruyorlar. Ve neden o soruyu tetikleyen şey ne? Çünkü Tevrat'ta Zülkane'nin hikayesi bir merkezedeki olarak farklı Hı -hı. bir isimle biliyorlar yani. Onlar da biliyorlar bu hikayeyi. Ondan sonra Hızır'ın adını duydukları zaman Hızır'la ya daha doğrusu isim isim olarak değil Musa'nın tabi olduğu Kişi, kişinin e, olağanüstü özellikleri var. Geleceği biliyor ve geleceğin değiştirilmesi yönünde bir takım operasyonlar yapılıyor, evet. yapıyor. O yolculukları esnasında böyle akıl almaz işler yapıyorlar. B bunu duyunca soruyorlar. Diyorlar ki ya bize bunu anlat diye. İşte bize bunu anlat dedikleri Hızır'ın e, tarifidir aslında. Evet. Zülkarneyn'in. Evet, e, ayetlerinde anlatılan. Çünkü... Yani siz diyorsunuz ki zamanda yolculuk mümkün aslında. Evet. Özetlemek gerekirse unutmadan hocam unuttum açılışta ben bu programa hocalarımın kaynaklarından hazırlandım ve bu üç kitabı da hediye etmek istiyorum izleyicilerimize. Twitter'dan sıra dışı gündem etiketiyle soru ve görüşleriniz bizle paylaşan üç kişiye hediye edeceğim. İnsanlığın saklı tarihi kök Hamza Yardımcıoğlu'ndan zaman yolcusu Hızır Serhat Ahmet'tan hepsinin altını çize çize okudum bu arada. Ve zamanın sahibi Zülkarneyn, yine Serhat Ahmettan'dan bu kitapları sıradışı gündem etiketiyle bizlere yorum ve soru yapan izleyicilerimize göndereceğim. Hocam size de sormak istiyorum. Öncelikle şöyle kaynaklardan taradığım zaman, geleceğe gitmek mümkün ancak geçmişe gitmek mümkün değil. Böyle bir şey var mı? Yok. Geleceğe gidebiliriz de geçmişe gidemez miyiz? Geleceğe gidersen geçmişe de gidersin. Hı hı. Çünkü zaten geleceğe gidince senin gittiğin yer... Geriye dönüp baktığında yani yola çıktığın yer geçmiş olarak kalıyor. Eğer bir ikizini geleceğe göndermişsen, ikizin de dünyada kalmışsa, yani zamanın belli bir kesitinde kalmışsa, o zaman ikizin geçmişte kalmış, sen geleceğe gitmiş oluyorsun. Evet. Sen geriye bakınca o geçmiş oluyor, o ileriye bakınca gelecek oluyor. Burada gelecek ve geçmiş bizim algımıza göre. Şimdi zamanı istersen biraz açmaya çalışayım ben. Hamza girdi mitolojideki ve Dini kaynaklardaki şeylerine, izlerine ama e, dini inanmayan adam, yani bir ateiste söylersen bunu ya yani onlar hikaye diyecek. Evet. Veya mitolojiyi de aynı şekilde. Bunlar insanlığın uydurduğu edebi şeyler diyecek. Yarısı doğru, yarısı yanlış diyecektir. Yani kaynak olarak kabul etmeyebilir, bilimsel olarak gitmemiz lazım. Şimdi ben çok kısa şöyle açıklamaya çalışayım. Mesela biz zamanı nasıl algılıyoruz? geçmişte bir olay oldu. Mesela içeriye girdik, geldik, oturduk, programa başladık. O içeriye girdiğimiz yer nerede kaldı? Ama bunu biz şöyle algılıyoruz. O daha önceydi, şimdi daha sonra. Biraz sonra da bir şeyler olacak. Şimdi bu nedensellik ilkesi deniliyor buna. Yani bilimsel bir şey var bunun, ismi var. İlke deniliyor ama kanun değil. Evet. İlke denilmesi çok acayip bir şey. Çünkü bu kanun olsaydı kesin biz derdik ki geçmiş geçmişte kaldı. Asla ulaşılamaz. Gelecekte gelecekte. Şu anı yaşıyoruz. Geleceği de bilemeyiz, geçmişi de bilemeyiz, gidemeyiz, gelemeyiz dememiz lazımdı. Ama bu ilke denildiği için burada zamanın davranışının çok değişik olduğunu anlatıyor bize. Ve şöyle düşünelim. Eğer bir boyutun içerisinde oluyorsa bu işler yani bir hareket oluyor demektir. Hareket nereden olur? Hareket kinetik bir enerji, yani bunun bir enerji kaynağı olması lazım. Evet. Buradan Einstein denklemine geldiğimiz zaman zaten enerjinin e, kütleyle ve ışık hızıyla çarpımından oluştuğunu söylüyor bize ve bu bir mekan oluyor, yani bir boyut oluyor, mekan oluyor. Aslında boyutu da şöyle anlayabiliriz: Büyük patlamadan önceki o tek noktayı mesela boyutsuz deriz. Oradan açılan sistem. Önce bir çizgi halinde, ondan sonra alan halinde, sonra da bir küp halinde bir boyutun içerisinde yaşıyoruz. Yani üç katmanlı, yani üçüncü boyut dediğimiz ama zaman bunların hepsini kapsıyor. Hepsini evet. kapsıyor derken mesela büyük patlamadan nerede yok oluş olacaksa, yani bir kara deliğin içinde diyelim, Hı. o zamana kadar geçen bütün mekanlar aslında tek bir mekan gibi zamanın içinde. Şimdi o zaman bu zamanın davranışını anlamamız lazım. Ona da hızla ilişkisi olduğu için ışık hızına bakacağız. Işık hızında da şöyle bir şey var. Mesela 5 milyar yıl ötede bir yıldız var. Tespit ediyoruz ışığını. Diyoruz ki biz 5 milyar yıldan beri bu ışık geliyor ve o yıldızın 5 milyar yıl önceki halini gösteriyor bize. Şimdi biz buradan gözlem yaptığımız zaman öyle. Ama diyoruz bir de ışığa soralım. Acaba öyle bir şey var mı? Işığa soruyoruz, öyle bir şey yok diyor. Ben çıktığım anda geldim. Şimdi bu nasıl bir şey? Hız. Yani ışık hızıyla yol alan bir uzay aracının içindeki insanlar için hiç zaman geçmiyor. Işık için de hiç zaman geçmiyor. Ama dışarıdan gözlemleyene göre 5 milyar sene geçmiş. Evet. Şimdi bu kainatın böyle relatif bir davranışı. Yani zamanın relatif davranışı. Yani zaman hızlandıkça yavaşlar ve durur. Ve bütün mekanlara hakim olur. Yani istediğin yere gidebilirsin. Geçmişin en uç kesimine de gidebilirsin. Zaten Zülkarneyn ayetlerinde e, diyor ki, inne ert ve atey Nahumün küllü şeyin sebebe. Yani ona her şeye ulaştıracak bir sebep verdik. Her şeye ulaştıracak sebep ne demek? Her şey ne demek? Dinozorlar da bir şey. Yani eğer Zülkarneyn dinozorlara gidebiliyorsa ki öyle söylüyor Kur'an-ı Kerim. E o zaman geçmişe gidiyor demektir. Dinozorlar kaç bin sene önce? Yani büyük patlama zamanına bile gidebilirsin eğer ona uygun aracın varsa veya geleceğe de gide. Bu hızla ilgili bir şey. Işık hızına yakın hızlarda gidersen geleceğe gidersin. Işık hızının daha üzerindeki bir hıza çıkabilirsen ki bu teknoloji işidir, o zaman da geçmişe gidersin. Peki benim merak ettiğim başka bir başlık da şu anda zaman yolculuğu eğer mümkünse zaman yolculuğu yapan insanlar var mı? İşte bu bahsettiğimiz zaman misyonu, birazdan onu açalım ama bu teknik kısmına dair ben de bir iki şey söylemek evet. isterim. Tabii bunu oturtmak ya lazım şimdi önce, ondan evet. sonra. Ahmet abinin söylediği, yani Zülkarneyn geçmişe de gidebilir, Büyük Patlama'ya da gidebilir. Ay, ayetlerde gittiği de yazıyor zaten. Yani evet. gün, e, kara deliğe gitti. Şimdi o kara delik meselesini açacağız yani. Hatta evet. bir e, solucan deliğini tıkama hikayesi vardır. Set olarak anlaşılmıştır çevirilerde. Ee, anlaşılmadığı için ondan da bahsedeceğim ama mesela gökyüzüne herkes baksın. Şu anda yapabileceğimiz bir şey, bir deney. Bir düşünce deneyi. Ay, ayı Gök görürüz değil mi? Bakalım. Evet, evet ayı, da, ayı görürüz değil mi? Tamam, bütün izleyicilerimiz şu anda gökyüzüne bakıyor. Bir düşünce Oradan deneyi olarak bakalım evet. Bir düşünce deneyi yapalım hep birlikte. Bizi izleyenlerle tamam. birlikte. Ayın bize mesafesi yörüngedeki konumuna göre değişse de ortalama 360 bin kilometre mesafe bir, bir şeyde duruyor. Bize uzaklıkta duruyor. Şimdi bize ışığın ulaşma hızı saniyede 300 bin kilometre. Biz bunu yani bir saniye bunu bir dakikaya, saate çevirebiliriz yani uzatabiliriz. Bunu e, hesapladığımız zaman ayın ışığı bize ne kadar e, sürede geliyor? 1.3 saniye gibi küsür. Bir saniye. Bir saniyede saniye geliyor. Hı geliyor. O zaman biz aya baktığımız zaman onun bize gö görüntüsünün bilgisinin gelmesi bir zaman alıyor değil mi? Biz aslında Ay'a baktığımız zaman onun bir saniye önceki halini görüyoruz. iki saniye önceki halini görüyoruz değil mi? Kendisini aslında görmüyoruz. Biz buradan baktığımız için böyle. Ama Ay'da olan bir kişi için bizim aynı an bu bahsettiğimiz şu anki görüntü o, o kişi için geçmişte bir, birkaç saniye önceki bir gerçekliktir. Aynı gerçeklik değildir. O yüzden zaman görecelidir, kişiye göre değişir, duruma göre değişir. Yani relatiftir. Relativite Görelilik demek zaten. O zaman bu zaman farkı olan ülkeler arasında da mı aynı sistem geçerli? Yok Hem o dünyanın içindeki zaman değil. Hatta şöyle söyleyeyim bana. Dünyanın bütün zamanı aynı. Bu masanın mi? bu ucuyla diğer ucu arasında bile bir zaman farkı var. Park mikro tabii. düzeyde. Tabii. Dünyanın başka ülkeleri üzerinde de evet ha. ama mikro düzeyde. Yani aynı anda ışığın, belki siz geçmişi ben geleceği o, yaşıyorum. yaşıyorum yani? Işığın, ya aramızda gibi. mesafe varsa olabilir ama çok küçük düzeylerde. Hamza sözünü kes. Nanosaniyeler düzeyinde zaman farkı var aramızda. Hadi ya. Bu iletişimde tabii, tabii, bile fark yani. Fark var. O bu Ama uçakta deneylerle yapıldı tabii. zaten. Yapıldı 1970. Ama şöyle düşünmek lazım bunu. Yani bu zamanın gerçek şeyini anlayabilmek için galaksinin tamamını. Hmm. Yani güneş sistemi de değil. Galaksinin tamamı büyük patlamayla dışarıya doğru hızla açılıyor. Bütün uzay şu anda genişliyor. Hmm. Esas oradaki hız önemli. Oradaki hız işte bu zamanı oluşturanız. Ama galaksinin içinde ortadaki kara delik sebebiyle çekim yavaşlatıyor sistemi ve güneş sistemine daha da yavaş. Evet. Dünyanın içinde daha da yavaş. Onun için burada hissedemiyoruz. Zaten 1971'de Hafel Keating deneyi diye bir deney yapıldı. Meşhur bir deneydir. Einstein'ın teorisi, evet kağıt üzerinde çalışıyor kuramsal olarak. Tamam doğru ispatlıyorsunuz bunu formüllerle. Ama gerçekte de öyle mi? Yani ikiye ayırmıştı teorisini. Bir özel görelilik, bir de genel görelilik. Birisi zamanın hıza göre relatif olması. Az önce verdiğim örnek özel göreliliğe ait bir örnekti. Bir de genel görelilik vardı. O da kütle çekiminden etkileniyor. Yani daha büyük bir kütle yoğunluğuna sahip bir gezegende zaman farklı akar. 71'deki deney özel görelilik kısmı ile alakalıydı. Atom saatleri var. ...nano saniyeleri ölçüyor. Saniyenin milyonda birini ölçüyor. Uçaklar uçardılar. Jet pilotları bu deneye katıldılar. Ve o uçaklardaki e, na, e, atom saatleriyle karşılaştırma yaptılar. Hareketli olan ve hareketsiz arasında hakikaten de nano saniyeler düzeyinde saatlerde fark oluştu. Hmm. Bu aslında mikro ölçekte bir ispatıdır da zaman yolculuğunun yapılmıştır ama heyecan verici değildir. Bir saatler sonrasına, yıllar sonrasına Tabii. gitmemiş. nano saniye. Heyecan Zaman heye... yolculuğunun yani teknik kısmı da evet. Hamza'nın söylediği şeyde gizli. Yani birincisi hızla ilgili, diğeri kütle çekimiyle ilgili. Kütle çekimini aşabilecek, yani kainatın açılmasını frenleyebilecek, uzayın açılma hızını ki bugün bunun Önce baştan 3 güneş kütlesi olduğu söylendi. Sonra 5-10 güneş kütlesini çıkarttılar ama bilemiyoruz. Onu fizikçiler bilir. Yani onu frenleyebilecek bir sistem yapabilirsek tabi bu güneş sistemi çok geniş, hacmi geniş ama biz dünyanın içinde bunu yapmak istiyoruz. O dar hacimde ne kadardır bu? Bunu frenleyecek bir sistem yapabilirsek artık kendi etrafında hızla dönen bir şey mi olur, başka bir şey mi olur bilemiyoruz. O zaman şu oluyor, uzayı deliyorsun, geçmişe gidiyorsun. Yani zaman yolculuğunu yapabilmek için, küt, hiç mümkün gelmiyor. Kütle bunlar. çekimiyle ilgili <laughs> bir şey bulunması lazım. Bilimsel, teorisi var. Evet. Bilimsel olarak açıklamaları var ama yeterince sanırım tatmin edici mi gelmiyor insana da. Hani inanmak istemiyorsun. Yani mikrosaniyede bile yapılmış olsa, sonuçta yapılmış, evet. İspatlanmış bir durum var ortada. Ama biz bunu hissedemiyoruz. <laughs> o kadar işte nanosaniye masanın iki ucu arasındaki fark bile dedim ya. Algılayamıyoruz. Ancak bunu çok hassas saatlerle ölçebiliyoruz. Bu da bunun varlığını gösteriyor. He, biz dünyada bu primitif teknolojimizle ancak bu kadarını hayata geçirebiliyoruz evet. deneylerde. Hocam, Yok, bu, bu olacak ya. İnsanlık bunu bir şey aktör. yapacak yani. Şeyi sormak istiyorum. Asrasi seyahat, zamanda yolculuk mudur? O da boyutlar arası Yok. bir seyahat vesaire Değil. diye konuşulur. orada farklı bir durum var. O insan o. beyni içerisinde veya da hayal dünyası içerisinde veya algısı içerisinde bir şeyler yaşıyor bir deneyim evet. yaşıyor. Yani, yani fiziksel gerçekleşen bir... hiçbir şey yok mu diyorsunuz astral seyahatte? Hayır. Sadece ruhani boyutta evet. mı var? Evet. Yani şöyle insanın beyni içerisinde olabilir veya medyumik bir yeteneği vardır olabilir veya kişisel tecrübesidir anlatıyordur. Yani bunu ölçmemiz lazım. Yani dışarıda bir şey oluyor gerçekleşiyor dememiz için ölçmemiz lazım. Ölçme de şöyle yani nereye gittin diyorsun ya bir spatiyoma gittim diyor. Spatiyom neresi diyorsun bilmiyor. Yani öyle bir yer ama de yok. Ama belki var öyle bir yer. E hocam. Yok ama. Bu ruhçuların getirdiği yeni bir kavram. Yani spatiyum diye bir şey dini kaynaklarda Uyurdum yok. Ama diyorsunuz astral seyahat. Yani ben Yani şöyle Şöyle bir bireysel bir şey yaşıyorlar ama ne olduğu belli değil. Çünkü kişinin yani. beyanı orada esas alınıyor. Bir kişinin evet. ifası, ben bunu yaptım demesi bilimsel bir ispat olarak kabul edilemez. Ölçülmesi o yüzden spekülatif lazım. bir konu olarak kenarda kalacak. Ama zaman yolculuğu üzerinden mesela bakın bu zaman bir doku ya. Evet. Ve bu, aslında zaman kendisi akmıyor. Sabit. Biz akıyoruz zaman içerisinde. Dünya akıyor, evren akıyor. Mesela bu her şeyin teorisi olarak ortaya koyulmaya çalışılan birleşik alan teorisi diye, unified field theory diye ve literatürdeki ismiyle bir teori var. Theory de, bu, of everything. De, theory of everything yani her şeyin teorisi. Hawking de bunun üzerine çalıştı. Daha birçok bilim adamları son yüzyıldır bunu tamamlamaya çalışıyor, ortaya koyma, koymaya çalışıyor. Evet. Ve, Bugün her şeyin teorisi olmaya en yakın aday teori, sicim teorisi. String teori dedikleri sicim teorisi. Ve o da şunu söylüyor. Zaman e, sicimlerden veya iplerden oluşuyor. Bir doku. Çünkü sicim derken kalınlığı, Getireşim. tabii bir kalınlığı var bunların. Hareket zaten, e, zaman hareket. 10 üzeri eksi 33 santimetre bir e, kalınlık biçilmiş. Bu şu demek. Onun yanına... E, onun yanına 33 tane sıfır koyun. Devasa bir sayı. Yani onu ifade edemeziyiz için üstü sayılarla söylüyoruz. Bir santimetreyi o sayıya bölün. Yani uzayı daha fazla bölemiyorsunuz. Bunların bir araya gelmesi bir doku oluşturuyor. Ve bunlar da aynı zamanda titreşiyor. Onların titreşmesi de zamanı oluşturuyor. Şimdi sicim teorisini zamanı ortaya koyuyor. zamanı da oluşturuyor, mekanı zaman da oluşturuyor. İkisi, bir arada oluşturuyor. birbirine ayrılamaz. Aynı zaten. O zamanı da o titreşimle ilgili diyor ki 10 üzeri eksi 43 saniye. O da şu demek. Onun yanına 43 tane sıfır koyuyoruz. Şey <season> <MANDOösuouslevania> nah, bir saniyeyi o devasa rakama bölüyoruz. 10 üzeri eksi 43'e. Öyle küçük bir zaman aralığı ortaya çıkıyor ki. Nano saat, şey, atom saatlerini bile ölçemediğinden Nano'nun bile altında. Küçücük bir an çıkıyor ortaya. Ve bu da en kısa zaman dilimi, en küçük uzay i̇şte dilimi ve bu, bu titreşim. Şimdi bunu söylüyor. Yani bunlar yan yana ve biz aslında bu sicimler arasında defterin yaprakları gibi böyle bir an, 10 üzeri eksi 43 saniye uzunluğunda bir an, bir daha, bir daha. Bir daha bu şekilde bunlar arka arkaya geliyor ve karşımıza bir evren dokusu çıkıyor. Uzay zaman dokusu çıkıyor. Hmm. Ama biz bu sayfalar arasında sırayla gitmek yerine bir birinden bir diğerine bir delik açarak gidebilir miyiz? Kavramı işte evet. bu kara delik veya solucan delikleri wormhole de diye söyleniyor. Einstein'ın da ortaya koyduğu bir şeydir. Bunun üzerine çalışmıştır. Solucan delikleri yaratılarak kağıt üzerinde evet oluşabiliyor. Bunu ispatlayabiliyoruz ama gerçek hayatta olabilir mi kısmını? Şimdi yine getirip Zülkarneyn senden o anlatacağım. de var. Yani evet. sadece Zülkarneyn değil. Bu Kur'an-ı Kerim'de Hz. Süleyman bahsinde de anlatılıyor bu. Ya yani orada bir de pratik şeyi anlatılıyor. Yani Belkıs'ın işte. tahtı geliyor. Evet. Hatta o tahtın geldikten sonraki konuşmalar var. Orası bir daha mesela, da acayip. Bir de mesela Ahmet abi şeye dikkat ettin mi? Zülkarneyn'e diyorlar ki sen bize bir set yap diyorlar. Evet, Bizi o... Yecüc ve Mecüc'ten set yapacağım, yapacağım onları, diyorlar. Evet hocam onları onları açacağız. Şimdi astral seyahati acaba dedim buradan evet. e, deliklerin açılmasıyla bir bağlantı mı Aa, yapacaksınız? orada bir delik hikayesi var. Oraya bağlamak Aa. için söylüyorum. Evet. Zül Zülkarneyn çok enteresan bir şey söylüyor onlara. Diyor redim ki siz bana diyor. Redim, evet redim. demir blokları getirin, evet. fiziksel kuvvetinizle yardım edin. Ben size redim yapayım redim diyor. Yapayım Şimdi redim o kadar gizemli bir şey ki. İtici veya manyetik bir şey yapayım. Ragıp el-İsfahani'nin sözlüğüne baktım ben. En temel Kur'an kavramları sözüydür bu. Orada redim şu anlama geliyor. Bir deliği tıkamak. Örnekler veriyor. Mesela bahçe hmm. duvarında bir delik açıldı. Taşla hmm. gediği tıkadın. Deliği tıkamak yani. Şimdi Yeciş ve Mecüc'den korumak için set isteyenler ve onun söylemesi şunu anlıyoruz. Bunlar bir delikten Zaten geçerek geliyor. Şey, seti yaptıktan sonra da nekba diyor. Yani bunu delemediler diyor. Setin yapılışını aslında redim yapıyor yani redim bizim bildiğimiz yapıyor manada yani bir çift setli gibi yok öyle bir şey. set değil yani evet bir ortada bir solucan ya onun, deliği var iki bir tane şeyi var geliyorlar Hocam, de onları ama. detaylandıralım şimdi e, akışa da birazcık sadık kalarak ilerlemek istiyorum zaman yolcuları kimlerdi diye soracağım asal bir keyfi de konuşacağız yani bir gecede 300 yıl aslında siz e, program başlamadan önce 300 çarpı bir şey dediniz <laughs> 300 çarpı evet. 9 dediniz. Yani şöyle 300 çarpı o, 9 yıl gidilebilir masabı keyif 300 zaman yolcusu muydu? 300 artı 300 çarpı 9. Anlatı söyleyeyim mi sebebini? Evet lütfen. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> mağaraya Söyledim. girdiler. Mağaranın içerisinde zaman yolculuğu yapım, yapmışlar gibi gözüküyor da mağaranın içerisinde fecve diye bir şeyin içine giriyorlar. Fecvenin içinde <laughs> fecvenin içinde yolculuk yapıyorlar. Aslında fecve bir bir e, uzay zamanda hareket etmelerini sağlayan fecve bir. Şey. Diyor, bak. O da çok acayip. Mağaranın içindeler ama mağaranın içindeki fecvenin yani, içindeler diyor. Fecvene belli değil. Herkesin mağaranın geniş bir yerindeydiler diyor. Fecve geçiyor. Bak. O fecve nasıl biliyor musun? Araplar şimdi gece akrep falan sokmasın diye hurma ağacına atıyorlar böyle hamak gibi bir şey yapıyorlar. Onun üstünde uyuyorlar havada yani uyuyorlar. Fecve o. Mağaranın içinde, mağaranın içinde bir hamakta. Mağaranın içinde hamak ama asılı olmayan bir hamak. Ortada duran ya şimdi bir şey. Şimdi ayette öyle geçiyor da. Yani o yüzden i̇şte kimse uzay aracı anlamamış aracı diyebilirsin yani. Fecve'nin ne olduğunu anlamamışlar. Aa, aa. Meallere baktığınız zaman hepsinde şöyle mi? diyor. Onlar mağaranın geniş bir yerindeydi. Yani mağaranın içinde ne 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 o bilememişler. Geniş bir yeri diye tabii bütün meallerde de öyle yazar. Halbuki geniş bir yerle falan ilgisi yok yani. Kelime fecve olarak fejve geçiyor diye aslında bir şey, evet. Evet. Yani Kerim'de. bir zaman kapsülü gibi düşünebiliriz aslında bunu. Şimdi burada spekülasyon yapalım. Fecve zaman kapsülü demek değil de hani bir senaryo yazıp ya da bir spekülasyon yapıp bakalım nerelere çıkar. Nasıl sonuçlar? Fi fecvetin minhu diyor. Evet. Yani minhu diyor onun içinde içindeki fecvenin içindeydiler. Evet. Fi fecvetin fecvenin içindeydiler. Şimdi. Minhu ondan olan ondan. yani mağaradan olan o. bir fecvenin içindeydiler. Evet. Fecve de havada duran bir şey demek. Hmm. Yani mağaranın içinde havada duran bir şey varmış onlar da onun içindelermiş. Yani o yolculuğu öyle yapıyorlar. Mağaranın içinde gidip de böyle taşların üstüne yatıp da yapmıyorlar. Hocam e, ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için de ashab Keyf kimdir'den başlayalım isterseniz öncelikle. Yedi uyuanlar <laughs> olarak da bilinir ve bir gecede 300 yılın e, geçtiği söylenir. Nedir bunun hikayesi Serhat Hocam sizden dinleyelim. Hikayesi bunlar inanan kişiler. Ondan evet. sonra işte yani hikayeler var. Hangi dönemde olduğu belli değil aslında. Ama İslam alimlerinin çoğu yorum yaparak işte bunlar e, şey zamanında Hristiyanlığın ilk zamanlarında oldu falan filan diye yorum yapıyorlar. Ama benim tahminim çok daha önceki dönemlerde e, İsrailoğullarının birinci tapınağın yıkılışı Babil'e götürülüşleri sırasında olma ihtimali çok kuvvetli. Ve bunlar İsrailoğullarından bir grup inanan kişi olabilir evet. diye düşünüyorum. Çünkü bu 300 çarpı 9 o tarihe kadar gidiyoruz. Yani geriye gidiyoruz. Onu da söyleriz. Hatta şimdi. araya gerek bir şey söyleyeyim mi? Kayıt Söyle. bir şey düşeyim mi? Çünkü bizi izleyenler hep yanlış meallerden okuduğu için. Ya yani evet. Kur'an'da yanlış söylüyorsunuz diye düşünecekler. Halbuki değil yani. O düşünce yanlış. Evet, tabii. Yani orada dokuz ilave oldu dedikleri ve evet. yazda tis'a evet, dediği. yani dokuz ilave. Bu e, ziyade, ZYD kelimesi ziyade olması, bir şeyin artması olarak kullanılır ya. Yani ben, şöyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim mağarada Hı. ne kadar kaldıklarını söylüyor. 300 kaldılar çünkü girdi, 300 yemek almaya kaldılar. gitti. geri geldi. Girdi çıktı 300 orada bir kere garanti. Geri geldikten <laughs> sonra Yezdat-ı yani. oluyor. Yani. Girip çıktıklarını yani aldı ya. E, belirtiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Tabii canım yemek almaya, yeme almaya gidiyor. Elinde yemek parayla gidiyor. Mesela o para meselesi de çok enteresan. Tekrar uyuyorlar mı Hamond'a? E, mağaraya tekrar giriyorlar. Diyor ki Konuşuyorlar kendi aralarına. 9. Ne kadar kaldık diyorlar. Evet. Ondan sonra, Ondan sonra bir, bir tanesi diyor ki yani biz bir gece kaldık, en fazla bir gece kaldık diyor. Son Kur'an-ı Kerim devreye girip onlar diyor 300 sene kaldılar. 9 da, da çarptılar diyor. Yazda dutus çarpmak, arttırmak demek. Yani 9'da çarptılar ne oldu? 3000, e, 2700, 2700 sene oldu. 3 kere 9, 27, evet. 2700 sene Artı olmuş anlaşılabilir. Yani. Mesela Ama Kur'an'dan bir ayet de Başka bir ayette geçti ya. Mesela Rabbi zidni ilmi diye bir ifade evet, geçer. Evet o da geçiyor. Rabbim ilmimi arttır diye bir dua et der peygamber. Evet. Yani oradaki kelime de aynı kelimedir. Yani katla. ilmimi katla. Ilmimi katla. katla. Çarpla. Oradaki zıt değil. tabii Kelimesi orada o çarpma. Yani. Araplar da o şekilde anlar yani bunu. Tabii. Yezatüse yani 9'da çarpıldı Anlamı hmm. da mı 9 ilave oldu? Mi? Mesela Şimdi, şöyle e, 9 sene ilave oldu demiyor. Öyle zıt, bir şey yok. Zıttı kelimesi geçtiği için. Sizden hmm. yani 9 demektir. Yezdat, yezdat, zıt. Tek başına. Yani 300 çarpı diyor. 9 olduğunda Öyle 2700 yani. yıl Asabı ı Keyf uyumuş Şimdi, oluyor bir gecede. Asabı ı Keyf mağaranın içinde ortada. Ayrıca 300 sene kalmamışlar. 300 sene kalsa bile zaman yolculuğu oluyor da. O ayrı. Hadi bizim yorumumuza göre diyelim 2700 sene. Nereden şey yapıyorsun bunu? Sırf oradaki şeyden kendin mi buldun? Yok. Hadislerde var. Mehdi'nin arkadaşları olacak diyor. E, Mehdi geldi mi daha? Hmm. Gelmediğine göre hala demek ki gelecek. mağaranın içinde Ashab-ı Kehfet çıkacak. İkinci çıkış yaşanacak. Bir 300 yıllık ha -ha. olay var. Bir de iki çıkış var. Yani e, bu sadece... Hala bakın, uyur bak... haldeler mi orada? Yani Onu öyle olma diyorsunuz? ihtimali çok zaman, yüksek evet, Hala zaman Kapsülünün içerisinde ve dışarı çıkmaya bekliyorlar. Ve bu hikaye sadece Kur'an'da geçmiyor biliyor musunuz? Size çok enteresan e, İngiltere'den bir hikaye anlatayım. Kral Arthur tarihsel bir karakter değildir. Mitolojik bir karakterdir, efsanedir. Yani İngiliz tarihinde yazılı bir kaynakta geçmez. Masallarında, efsanelerinde geçer. Kral Arthur şu anda nerededir biliyor musunuz hikayeye göre, inanca göre? Mağaranın içerisindedir, arkadaşlarıyla birlikte ve kendilerine göre yorumlamışlar. İngiltere'yi kurtarmak için bir gün tekrar mağaradan şövalyeleriyle birlikte çıkacaktır demiş. Ve bu inanç o kadar kuvvetli ki 2. Dünya Savaşı'nda e, Nazi birliklerinin İngiltere'ye saldıracağı söylentisi üzerine insanlar o kadar korkmuşlar ki hatta Arturian Society denilen yapılar var, Arturian cemiyetler. Bunlar Kral Arthur'un mağaradan çıkıp gelip kendilerini kurtarılmasını bile beklemişler. Yani bu hikayelerin farklı karakterlerle temsil evet. edilerek birçok yerde karşılığı var yani. Hocam yani, efsane olabilir mi acaba bu kral e, artık? Tabii efsane olarak gelmiş ulaşmış bize. Efsane ama yani. Efsane nereden çıkıyor? Kaynağı var. ne yani? Kaynağı var. Ve neden farklı yer hepsinde var yani? yani. Asabı Tek bir dayandırdığımız o. bir kaynak var. Kutsal kitap Kur'an-ı Kerim. Ona da efsane diyebilirsin. İnanmayan efsane eder ya da e, meyalde yorumlar farklılaşabilir. Başka türlü çevrilebilir. Yok mealdeki şeyleri biz söylemeye çalışıyoruz ama burada hikayenin ana çatısı belli. Mağaraya giriyorlar. Bir zaman yolculuğu yapıyorlar sonra çıkıyorlar. Bu 300 sene olmuş, 2700 sene olmuş önemli değil. Yani 5 sene bile olsa zaman yolculuğu oluyor. Çünkü evet. bir gece kaldıkları zaman bunu yaşıyorlar. Yani burada zaman yolculuğu ve geleceğe gidiş kesin. Kesin yani. Ama Buna inanmayan insan, ateist bir insan der ki yani e, Hz. Muhammed zamanında yoğunlaşmış, kendi düşüncelerini böyle hipnoza girmiş söylemiş diyebilir. İnanan insan için bir değer ifade ediyor. İnanmayan insan için bu acaba olabilir ama olamaz mı? Yani bilimsel bir yönü var mıdır? İşte biz onu zorlamaya e çalışıyoruz. Şöyle bir görüş de var mesela diyor ki ya bu adamlar girdiler mağaranın içerisine, uyudular 300 sene uyudu. Allah bunlar uyuttu kardeşim zaman yolcu 3 sene diyor. Uyuda kaldı diyor da Şimdi aslında o da yanlış. Niye? O da yanlış. Şimdi evet. bunlar ayette anlattığı şekilde uyandıkları zaman birbirlerine soruyorlar. Ne kadar kaldık? Bir gün diye zannediyorlar. Şimdi bir gün bir günün yarısı diyorlar. Ha, ya, bir, bir, gün veya bir günün, günün bir yarısı. kısmı kadar yarısı yani kadar. Uyuduk, uyandık kaldık diyorlar zannediyorlar. Aslında. 10 saat, Şimdi 8 saat, 8 saat biz gece biz yani. 300 sene gece uyusak. Uymuş. Tamam hiç hareket etmedik. Ama bizim bütün biyolojik şeyimiz, aktivitemiz devam ediyor. Saçlarımız uzayacak, erkekse sakalları uzayacak, tırnaklar uzayacak. 300 sene sonra birbirimizi bir görsek böyle yamyama dönmüş bir şekilde görürüz. Onlar öyle görmüyor. Görmüyor. Aynı bir Normal. gün önce nasılsa aynı görüyorlar. O yüzden birbirlerine bunu soruyorlar. Yani <laughs> çok bariz bir zaman yolculuğu orada var yani. 300 sene atlamışlar. Sen inanmıyorsun galiba. <laughs> Hocam yok estağfurullah inanmıyorsun <laughs> değil. Ben e, geri gelecekler ya da hala orada uyuyorlar dediğiniz noktaya evet. çok takıldım aslında. Evet. Daha çok var öyle şaşırtıcı şeyler ama bilmiyorum. Hani asabı keyfin bir durumdan, bir hadiseden korunmak, korunmaları için uyutuldu bizde. Ya Mesela şey, zaman şey yolculuğuyla çok bağdaştıramayız bunu. Mesela ama şey de var ya. diyorsunuz zaman kapsülü içinde uyudular ve hala uyuyorlar. Yap. Bir gün çıkacaklar Mesih'le evet, birlikte. Evet öyle diyor. Mesih değil Mehdi. Mehdiyle Mehdi zamanına ait hadisler var. Evet. Hadislerde Mehdi'nin yardımcıları olacaklar evet. diye Hadis var. Şimdi Mehdi'nin yardımcıları olacaklar deyince bunlar da çıktı dersen o zaman Mehdi de çıkmış olur. Evet. Mehdi çıkmadı dersen bunlar da çıkmamış olur. Yani hangisi tercih et? Ona göre yorum yap. Mesela Siz gidiyorlar yemek hocam. almaya Hamza gidiyorlar. Yatalım, o, 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 o da bak <laughs> enteresan. Nasıl? Yemek almaya gidiyorlar ama ellerinde bir iki para hep o da gümüş paraya çevirmişler. Ha, o da, o da, da alakası barak yok yani. Varak. Varak kağıt demek. Kağıt demek. Kağıt, da o da kağıt, kağıt para. Para. Yok işte. O dönemde yok ama bu dönemde var. Yani, ama ceplerindeki çıkardıkları para mı kağıt paraydı evet. diyorsunuz? Evet, evet. Ceplerindeki Ayette para geçen kağıt para. Ayette geçen kelime varak. Ama onlar 300 yıl önce uyudular. Ben, i̇şte bir ama kere ben çıktılar göre 300 geldiler yok. Bize göre 300 yıl önce değil. Yani zaman yolculuğu söz konusu olduğunda. Bak bir şey daha söyleyeceğim çarpıcı. Şimdi bunların çıktıkları zaman. Evet. Yine Kehf suresinde bir ayet bu. Çıktıkları zaman iki grup insan tartışıyorsa onu... Biliyor musun? Ashab-ı ve ashab Rakim diye geçiyor. Orada iki tane ashab Bak, var. İki grup insan tartışıyor. Bir mağara tartışıyor. ashabı, bir de dijital ashab. ashab Rakim, dijital ashab demek. Dijital ashab. İşte aynı. Evet, bu dijital rakamlar. kelimesi Kur'an'da evet. geçer. Ne dijital. demek? Dijital rakam kelimesi, kelimesi Kur'an'da mı geçiyor? Rakam, evet. rakam geçiyor. Şu rakam, kelimesi rakam kelimesi sayı demektir. Yani sayı digit. İngilizcesi de digittir. Rakamın tam karşılığı digittir. Şimdi bunu o rakimi de yanlış çevirmişler. Sayılar diye çeviriyorlar. Şu iki grubu anlatayım mı? Dur dur zaten onu söyleyeceğim tamam, oraya Heyecanlandık. Gel. Şimdi sayının çoğulu rakamın çoğulu Arapçada erkamdır. Evet. Ra Rakamlar. Rakim değildir. Evet. Rakim digitin, nasıl digital oluyor ya. Dijital evet, sayısal. Rakim de merkum Sayın diyor bazı yemektir. yerlerde merkum diyor. Dijitalin tam Arapça karşılığı rakimdir. Dijital bir asab. Tamam. Ben hocam onu ne yapıyoruz? Şeyde de Kur'an-ı Kerim içinde merkum diyor. Hı. Rakamlanmış. Evet evet. O da var yani Kur'an için merkum. Onda 19. Yüzyıllar başka Hı. türlü merkum. anlatıyorlar çeviriyorlar. Evet. Yani. O nedir bu asabı keyf ashabı rakim? İkisi beraber. Şimdi bak. Anlatayım. Şu şeyi söyleyeyim. İki grup insan bunlar mağaradan çıkınca insanlarla karşılaşıyorlar. Evet. Ondan sonra iki grup insan tartışıyor ama bu insanlar bir şey mücadele vermişler, galip gelmişler. O mücadelenin sonunda. Bunlar ayrı ayrı e, dünya görüşleri olan iki grup. Birbirine yakın ama yine de ayrı görüşleri var. Beraber mücadele etmişler. Şöyle diyor Kur'an-ı Kerim bu iki grubu anlatırken. Onların yani Ashab-ı Kehf'in emri üzerine yani stratejisi üzerine galip gelenler şöyle dedi diyor. Bir tanesi diyor ki biz burayı ölümsüzleştirelim buraya bir bina yapalım. Bunlar ayetler. Öbür grupta diyor ki yok hayır biz buraya mescit yapacağız. Hmm. Şimdi burada mescit kelimesi geçtiği için bu artık Müslümanlık geldikten sonraki bir döneme ait bir konuşma olarak anlaşılabilir. O zaman da bunlar henüz çıkmamış olduğu da buradan anlaşılabilir. Yani bir grup diyor ki buraya mescit yapalım, ölümsüz yapalım. Öbürleri de bir bina yapalım. Yani burası bir müze gibi olsun. Bunların çıktığı yer ebediyan unutulmasın. Şimdi bu tartışma başlangıcı çok acayip. O şeyin e, kef'in emri üzerine galip gelenler bu tartışmayı yaptı diyor. Emir demek iş yapma strateji yapma demektir. Tamam. E şimdi demek ki bir strateji vermişler o günün insanlarına. Onlar da o stratejiye göre Yani demişler ki bak buradan saldırmayın, şuradan saldırın veya bekleyin üç gün Ashab sonra. Asabıkef mi vermiş? Asabıkef bunları anlatmış durumu. Çünkü onlar geleceği biliyorlar. Oradaki insanlar da bir mücadele veriyor. Onlar bilmiyorlar ne olacağını. Ashab-ı Kehf de diyor ki bak öyle yaparsanız olmaz. Böyle yapın. Şu kaleye saldırmayın. Buradan geçin. Buradan gidin. Veya bekleyin üç gün sonra bir şey yaparsınız. Şimdi bu strateji üzerine galip geliyorlar bunlar. Ve bunlar diyorlar ki biz burayı ölümsüz yapacağız. Ölümsüz yapmak için bir tanesi bina yapalım. Yani müze gibi olsun. Bir tanesi de mescit yapalım. Yani cami gibi olsun. Şimdi buradan ne anlıyoruz biz? Bunlar Müslümanlar bu mescit kelimesi geçtiği için Müslüman olma ihtimali çok kuvvetli. Bu bir tartışan grubun. O zaman bunların henüz çıkmadığını iddia etmek de öyle boş havada bir iddiada olmuyor. Yani olabilir. Çıkmamış evet. olabilirler. Henüz hala uyuyor olabilirler diyorsunuz o zaman kapsül içinde. Evet. Evet. Evet, belki oldukça... de geçmişe gidip geleceğe gidiyorlar. Bizim zamanımızı şu anda biz göremiyoruz. Şimdi şöyle düşünelim. Gelecek, şöyle olacak. şöyle bir varsayalım. Şu an mağaradalar çıktılar. işte 300 yılda. ne zaman bizim zamanımıza geldi? Önceye, sonraya fark etmez yani. Tekrar içeri zamanlarına girdiği zaman, çıktılar. zaman çıktı. bir baktı zamanda yolculuk yapıyorum. Ya biz zaman demiş ya, diyecek ki ya bu ne? Bir daha ya içeri girdi. Bir daha çıktı aradan evet. ilave var. Zaten strateji ben, verdiklerine göre zamanın her kesitine Ona Ondan gitmiş sonra ne diyecek? Lazım. Ki, zaman yolculuğunu biliyorum. Şimdi zaman yolculuğunu bilen adam durur mu? Her yere yani. gider gelir. Milyonlarca kez. <laughs> Öyleyse gelecekte bile bu olacak olsa, çıkacak olsa şu anda geziyorlar demektir. Yani bu Kef Suresi'nin ilk başında anlatılan bir başlarında anlatılan bir kısa olduğu için zaman misyonun çıkışını da aslında bize anlatıyor. Şimdi çıktı diyen de doğru söylüyor, çıkmadı diyen de doğru e, tabii. söylüyor aslında. <laughs> yani. kendi zamanlarında çıktılar. Çekimsel olanlar da. Ama ikna ne zaman olmayı bekliyorlar? <laughs> bu bugün çıkmadılar. Yani gelecekte kendi çıktıkları zamanda çıktılar da. Bize göre o gelecekte. Biz öyle iddia ediyoruz. Evet. Ama bunu başka türlü yorumlayanlar bunlar geçmişte çıktı diyor ama işte bu söylediğim ayetleri o zaman onların açıklamaları lazım. Hocam peki Kur'an-ı Kerim bunu bir şeye dayandırıyor mu? O stratejilerden bahsettiniz ya. Bir anlama dayandırıyor mu? İşte çok önemli bir şey olacak. ashab işte keyfi biz bu yüzden 300 çarpı 9 burada yıl. bir Mücadele anlatılıyor. Bütün Kehf suresi mücadele anlatılıyor. Bak bu Kehf suresinin hı hı. hadislerde okunursa bu gelecekte ahir zamanda Deccal'a karşı silah olarak bütün İslam alimleri bu Kehf suresini anlarsanız Deccal'a karşı en büyük silahınız budur demiş. Şimdi Deccal ne zaman oluyor? Deccal. Şimdi Deccal'a karşı olunca bu dünya çapında büyük bir mücadele demektir. Bu mücadeleyi destekleyen, yapan bütün Kehf suresi anlattığı şeyler hep evet. Bir büyük mücadele. Peki Deccal ne yapmak istiyor? Dünyayı ele geçirmek. Dünya evet. krallığını kurmak. Tek evet. dünya devletini, dijital Geldik. E, bir distopya kurmak yani. istiyor. Evet, Bütün dünyayı köleleştirmek istiyor. Allah'a kul olan değil, Deccal'a, sisteme, e, olan. E, onun başındaki sahte tanrı, krala e, kul olan bir dünya. Deccal'ın olayı bu. Evet. Bunun için çalışıyor. Yani peki, peki ona karşı mücadele ne? Var. İşte o onun kurduğu merkezi yapıya karşı merkeziyetsiz bir dünya fikri. Evet. evet. Hocam Hazreti Hızır bu noktada aslında devreye giriyor diyebilir miyiz? Hazreti Hızır da evet. mı zaman yolcusu? Tabii. Nasıl oluyor? <gülüyor> <gülüyor> hani Hızır'la karşılaştım. Hızır geldi bana yardım etti. Aa, çok o, zor durumdaydım. Şey, bir adam geldi yani. anında kayboldu. Şunlandı <laughs> sanki. Deriz halk arasında. Hızır Şimdi Hazreti Hızır'da Hızır aramızda mı? Şöyle söyleyeyim ben yok. Hamza da her şeyi benden daha <laughs> iyi biliyor. İstanbul'da. Şimdi Hızır'ın ee, bir söylencelerde bir anlatımı var. Havada uçuyor, denizin üstünde yürüyor falan filan. Bir sürü evet, acayip şeyler. Yani katmışlar. Evet gelip gidiyor. Yani katmışlar da katmışlar. Şimdi bu halk arasında kulaktan kulağa gelen söylenceler, Hızır Erles kutlamaları falan. Ayrıca bir edebiyatta var. Edebiyatta da buna benzer. İşte Moğolların önüne düştü. Moğollara yol gösterdi. Şunu yaptı, bunu yaptı diye bir edebi eserlerdi. Bunlar İslam alimlerinin yazdığı eserler. Ama bir de Kur'an-ı Kerim'de bunun anlatımı var. Hı. Esas biz bunun gerçek şeyini Kur'an-ı Kerim'de buluyoruz çünkü bilimsel bir şekilde anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'deki hocam? anlatımında önce Hz Musa ile bir buluşmaları var. Bu buluşmalarından biz bir zamanlama verdiğini anlıyoruz. Yani dünyanın evrensel takvimini anlayabilmek için zamanlamanın nerede, biz şimdi hangi çağda yaşıyoruz, onu anlamamız lazım ve bu olaylar hangi çağda geçmiş onu anlamamız lazım. Bunu zodyaktan anlayabiliriz. Yani işte balık çağı, kova çağı falan dediğimiz şeyler var ya zodyak. Evet. Yani bu astroloji değil. Esas bu astrolojinin de kökeni olan en e, antik astronomi. Yani burada 25.900 veya 26.000 sene diyelim yuvarlak bir döngü var ve her bir 30 derece çağlarla belirtilmiş. Onlara hayvan sembolleri verilmiş. O 30 derecenin her bir derecesi 72 sene sürüyor. 30 derece aşağı yukarı 2160 sene falan sürüyor. Bu bunun tamamı 26 bin sene. Şimdi burada bir çağdan bir çağa geçildiği zaman orada sembolik anlatımlar var. Mesela Kur'an-ı Kerim bunlara hep dikkat etmiş. Mesela Hz. Musa zamanında efendim e, boğa çağından koç çağına geçişin ifadesi Hz. Mu şey, Hz. Musa diyorum. Hz. İbrahim zamanında e, onu kendi çocuklarını kurban etmemesi ve koçu kurban etmesi evet. şeklinde anlatılıyor. Biz şu anda balık çağındayız. Burada da balık sembolü geçiyor buluşmada. Hazreti Musa ile Hızır'ın buluşmasında. Hı. Balık sembolü var. Balık sembolü üzerinden anlatılıyor. Ama balık öyle bir balık ki pişmiş, kızartılmış, yenmek için yanlarında taşıdıkları bir balık. Fakat bu balık bir yere geliyorlar. Geldikleri yerde şu. Kayanın yanına geldik diyor. Kayayı araştırıyorsun, araştırıyorsun, araştırıyorsun. iki sene, üç sene kafan patlıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun Elmalı Hamdi yazarın şeyinde tefsirinde diyor ki bu kaya Kudüs'teki bugünkü Kubbetü Sahra'nın olduğu kutsal kayadır. Dünyada bilinen kaya odur. E şimdi kayanın yanında diyor denize atladı diyor. Kayanın yanında deniz yok Kudüs'te. Bir de Ve Kudüs'te Kudüs Kudüs e, Asıl Kudüs İstanbul. Kudüs'e geldiklerinde Kud, onu diyor. Sen anlatma bak ben e, Olabilir Kudüs çünkü... o da başka bir yorum. Ama burada Kudüs'e göre yorum yaparsak yani benim şeyim öyle. Benim yorumum öyle. Daha doğru diye düşünüyorum ben. Şimdi Kudüs'te deniz yok. Kudüs'e Hazreti Musa hiç giremedi. Yani Hazreti Musa ile Hazreti Yuşa yanında var. Anlatılan olay yani evet. o gün olması mümkün değil. Olan olay. Musa'nın vefatından sonra girildi yani. E. Yani 40 sene kaldı çölde. Yani. Hazreti Yuşa devraldı. Çarpışı çarpışı. Kudüs'ü son aldılar. Evet. Şimdi ama anlatılan şey Kudüs'te diyor, kayadan sıçrayan sular balığa çarpınca balık canlandı. Denizde yolunu tuttu gitti. Şimdi bunu nasıl anlayabiliriz? Ee, bir de denizle Serap Denizi diyor. Yani gerçek bir denizde değil. Serap Denizi'nin içinde yolu aldı gitti. Ve bunu gördükleri zaman diyorlar ki ya biz gel, geleceğimiz, buluşacağımız yeri geçtik aslında. Hı. Geri dönmemiz lazım. Bu geri dönmesi de acayip. Burada balık çağında bir olay olacak. Sonuna doğru, son derecesinde. Son derecesine ne zaman gireceğiz? 2027 yılında veya 2028 yılında. Evet. Bu 72 sene sürecek, 2100'e kadar gidecek. Demek ki 2100'e gelip takılıyor, tekrar bir şey oluyor, geri dönüyor. Bu zodyak takviminin geri dönebilmesi için dünyanın kutuplarının yer değiştirmesi lazım. Böyle bir olay buradan çıkartılabilir. Bu olay olunca geri dönüyorlar, tekrar balık çağının içinde geriye dönüş oluyor ve orada anca buluşuyorlar Hızır'la. Buluştuktan sonra da macerası anlatılıyor. Buluşurken de efendim Kur'an-ı Kerim şöyle diyor. Biz buna katımızdan ledün ilmi verdiğimiz bir kul. Hızır'ı böyle tarif ediyor. Talim ettirdik diyor. Tu allimani mimma ullim terüşta. Yani ona çok gelişmiş talim ettirdiğimiz bir ilim verdik. ledün ilim verdik. Şimdi bu ledün ilim işte bu bizim bütün bu gece anlattığımız zaman yolculuğu ilmidir. Zaman yolculuğunu anladığın zaman kaderi değiştirebilirsin. Yani geçmişe gider, bir değişiklik yaparsın, kaderi yeniden başlatabilirsin. Bu olabilir mi peki? Kaderde böyle bir şey var mı? Var mı? İşte var. Mümkün mü? Mümkün. Bu Hz. Süleyman bahsinde de var. Açarız isterseniz ama bu tarihin değiştirilmesi denen bir şeydir. Ufak bir girmek istiyorum hocam. Evet. Detaylandıralım. Nasıl bahsediliyor? Hz. Süleyman bahsinde evet. Belkıs'ın tahtının getirilmesi var. Kaderin ama ondan değiştirilebilir önce değiştirilebilir olduğunu söylüy söylüyorsunuz. Tabii tabii bak şimdi Belkıs'ın tahtı getirilince Belkıs geliyor. Belkıs geldikten sonra Hazreti Süleyman tahtı bozup özellikle Belkıs'ın kendisine gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i. Bak burası da çok acayip. Peki Hazreti Süleyman peygamberimizden bin sene önce Kur'an-ı Kerim orada nasıl olabilir? Kur'an-ı Kerim'i Bismillahirrahmanirrahim diye ona ben bir diyor kitap gönderdim. Kerim bir kitap. Ve o kitabın içinde Belkıs kendi başına gelecek macerayı okuyor. Onu okuyup okumadığını anlamak için Belkıs'ın tahtını bozuyor. Bak bakalım bu senin tahtın mı diyor. O da bakınca diyor ki, ona çok benziyor. Neden öyle söylüyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de o şekilde cevap vereceği yazılı ve onu okumuş. Aynı cevabı veriyor. Ve ondan sonra diyor ki, ben bu olayı biliyordum. Ve sana gelmeden önce zaten iman ettim. Peki sen nasıl bilebilirsin? Hazreti Süleyman senin tahtını getirecek. Onun bir tarafını bozacak, sana gösterecek. Soracak diyecek ki senin tahtın bu mu? Sen de diyeceksin ki evet ona benziyor ama sen değişiklik yapmışsın. Bu değişikliği de tahtın gerçekten gelip gelmediğini anlaşılması için yapıyor. Yani hologram bir görüntü mü geldi acaba gerçek taht mı geldi? Hmm. Yani bir tane elmasını kırmış. Şimdi burada öyle iç içe olaylar var ki yani kaderin değiştiği Hazreti Süleyman'ın tahtı getirmesiyle kaderin nasıl değişti? Çünkü iman etmeyen bir kavim artık ondan sonra Müslüman hale gelmiş. Yani bu olay geçmişte olmuş. Yani Hz. Süleyman'a daha olay olmadan önce ona bir kitap göndermiş ve bu Kur'an-ı Kerim. Ama kitap Hz. Süleyman'a nasıl gitmiş? Burası muamma. Yani bunlar hep iç içe geçmiş. Kaderin gizli bölümünün ayrıntıları bize çok bilimsel bir şekilde anlatılıyor ve çok Sembolik kelimelerle anlatılıyor. Bir, de bir kayıt düşeyim müsaadenle. Orada mesela yine meallerde mektup diye yazmışlar. Halbuki mektupla alakası yok. Kitabın, Kitabın kerim diyor. kerim diyor yani. Hı. Onu şöyle kerim, itiraz kitap ediyorlar. Kitap besmele ile başlıyor. Şöyle itiraz ediyorlar. Kitabın kerim diyor ya. Kitabül kerim demiyor diyorlar. El takısı yok başında belirli kitap değil bu diyorlar. Ama Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor denilince kesinlikle Kur'an-ı Kerim olması yani yorumlanabilir. Hocam peki geçmişten günümüze Zamanda yolculuk yapan herkese kaderi değiştirebilme yetkisi verilmiş mi oluyor bu durumda? Yok işte Çünkü Hızır, geleceği görüyor, geçmişi görüyor, her şey farkında. Zamanda yolculuk yetkisi verilmediği için o yetki de verilmemiş oluyor. Huzurla Zülkarneyn o... bu işi kontrol ediyorlar işte. Yani biz şimdi zaman As makinesi… aslında stratejik bilgiler vererek bir nevi yapmış. Onlar da belli bir izin dahilini yapmışlardır. Şimdi biz mesela zaman yolculuğu makinesini keşfetsek, yapsak… Zaten yaptırmazlar da. Yapsak diyelim, gitsek bir şey değiştirmeye kalksak ona izin verilmez. Kim vermez? İşte Hızır Zülkarneyn diye bir sistem var. Anladım. Peki siz ne düşünüyorsunuz Hamza Hocam Hazreti Hızır hakkında? Zaman yolcusu mu? Serhat Hocam'ın dediği gibi. <laughs> Hızır Zülkarneyn'dir. İkisi evet. aynı kişidir. Hep ayrı kişilermiş gibi düşünülmüştür. Evet, Orada bahsedilmiyor, ismi verilmiyor. Ondan sonra işte Yahudiler sorunca sana soruyorlar. Bu sefer yine isim değil, Zülkarneyn de isim değil. Ama Zülkarneyn diye bahsederek ondan e, onun zaman yolculuklarından bahsediyor. Karadeli'ye gittiği söyleniyor. Bildiğiniz Karadili evet. tarifi yapılıyor. Yani güneşin doğduğu yere gidiyor. Ondan sonra güneşin battığı yere gidiyor. Yani yolculuklar doğu veya batı değil. Uzayda Zaten bir yer Şems güneşin battığı yer olarak tarif ediyor. Yani ve oraya gittiği zaman güneşi aynin hamiye diye orijinal ifadesiyle geçen ve meallerde de yakın anlamlı bir şekilde evet. kara balçık bir göz diye tercüme edebileceğimiz edilen de bir şeyin içine batıyor güneş. Kara sıcak delik. Kara sıcak delik. Ya bu kara delik tarifi yapıyor. Hamiye sıcak demek. Yani geleceğe gittiğini ve evren dünyanın en sonunda güneş sisteminin bir kara deliğin içerisinde son bulacağı ana gittiği sahnesi şeyde e, Kehf suresinde Zülkar'ın kıssasında anlatılıyor. Dolayısıyla şimdi bunu e, o açıdan baktığımızda zaman yolculuğu burada var mıdır? Evet ben burada bunu görüyorum ama bir tek evet. burada görmüyorum. Bunu bütün her yerde başka e, kaynaklara gidip baktığımız zaman da görüyoruz. Mesela Tevrat'ta da Melkise deyin hikayesi. Evet. Mesela tüm zamanların koheni diye tarif edilmiştir. Ve öyle bir karakter kişiliktir ki İbrahim peygamberin kendisine aşera diye bir şey yani ondalık, ondalık vergi veriyor. Vergi ya. ve hediyeler vergi verdiği. Veriyor. onun ve bunun üzerine de Melkise İbrahimi takdis ettiği söylenir. Yani nasıl bir kişilik ki bir peygamberi takdis ediyor? Halbuki peygamberin takdis etmesi, onu kutsaması beklenir ya. Yani bu peygamberlerin de üzerinde yetkisi olan... E, Hz. Musa özür dilerim diyor. Sen bana uyardın hal. onu uyarıyor, şey yapıyor. Hz. E, Musa ile yolculuklarında Hz. Musa e, bak bir daha lafa girmeyeceksin bana itiraz etmeyeceksin diye söylediği halde tabi zaman yolculuğu yapıyorlar, unutuyor. Zaman yolculuğunda bir yere gittiğin zaman geçmişteki sistemi unutursun veya gelecek gelecekten geçmişe gelince oradaki bilgileri getiremezsin. E, şimdi unutunca itiraz ediyor. Niye göre itiraz ediyor? Ben peygamberim. Senin yaptığın iş yanlış. Gittin adamların gemisini deldin, zarar verdin. Bende zarar vermeyeceksin diye kesin kanun var diyor. O da anlatıyor durum öyle değil. Senin bildiğin gibi değil. Bana itiraz etme. Sonra anlayınca özür dilerim diyor. Hem de ledünni özür diyor bak. Yani ayetlerden okusak şimdi zamanımız yok. Uzun sürer. Ama ledünni özür diliyor. Ledünni özür ne demek? ne demek? Oradan geriye geldik. Ondan unuttum ben. Hı. Yani burada şu var. Süleyman Basri'nden de anladığımıza göre zamanın aynı yani ışık hızıyla eşit veya ışık hızına çok yakın yani geleceğe gidişlerde bir şey götürebilirsin. Yani bir cisim bir şey götürebilirsin. Bilgiyi de götürebilirsin. Geçmişe ait bilgin kaybolmaz. Ama geç, gelecekten geçmişe gelince hiçbir şey getiremiyorsun, bildiğinde unutuyorsun. Bu kendi yaşamının sınırları içerisinde olursa oluyor. Kendi yaşamının sınırlarını açtığın zaman bilgiyi getirebiliyorsun. Ne demek kendi yaşam Yani, yani mesela diyelim ki ben şimdi e, birisi olsun 50 sene sonra ölecek. Evet. Yani onun öleceği tarih aşağı yukarı bellidir. 51. seneye gitti. Yani şu anda diyelim 30 yaşında birisi 81 yaşına gitti. Orada milli piyangoyu gördüyse onun bilgisini getirebilir. Ama 80 yaşındaki zamanına gidip oradaki milli piyangoyu gördüyse onu getiremez ve kullanamaz, istifade edemez. Böyle daha acayip bir şey. Yani ölüm tarihinden sonraki zamana giderse oradaki bilgiyi getirebilir. Evet, paradoks alanı diyoruz. İnsanın Ama, paradoks alanı doğduğuyla hayırlı. öldüğü arasındadır. Yani paradoks alanlarının içindeki bilgiyi paradoks alanının içine taşıyamazsın. Bu paradoks alanı çok değişken. Yani çok değişken bir şey bu. Ama insan için doğum ve ölümü bir paradoks alanıdır. Bunun dışında gidersen o bilgiyi taşıyabilirsin o paradoks alanın içine. Ama onun içinde yaptığın seyahatlerde hiç içindeki hiçbir yere taşıyamazsın bilgiyi. Sadece geçmişteki bilginle devam edersin. O gelecekten peki 81 yıl sonrasına gitti ya, 81 yaşına gitti ve milli piyango e, biletini fiziksel Öğrencim. olarak, maddesel olarak getirebiliyor mu, Hayır, taşıyabiliyor ge gelecekten mu? Gelecekten geçmişe bir cisim getirilemez, ama bilgi getirilebilir. Paradoksalın dışında olursa, e, cisim nasıl getirilebilir? Aynı anda yani ışık hızı sınırlarının içerisinde olursa bir yerden bir yere nakledilebilir. Paradoks alandan da kastınız doğum ve ölüm arasındaki süre. Yok herkesin paradoks alanı değişebilir. Mesela insanlığın paradoks alanı Hazreti Adem'den kıyamete kadar. Yani paradoks alanları değişik şekilde olabiliyor. Ama bir mesela bir bireyin paradoks alanı doğumu ve ölümü. Evet. Ben şimdi tamam bulduk keşfettik. Gideyim borsaya bakayım şeye bakayım öğreneyim her şeyi geleyim. Ondan sonra burada kullanayım. Kullanabilir miyim? Hayır. Paradoks alanın içinde olsa ama torunuma onu söyleyebilirim. Yani oradan getirdiğim bilgiyi derim ki bak böyle çünkü öyle yapmışlar zaten. Müştak Baba da öyle yapmış. Kendisi niye kullanmıyor hocam? Torununa kullanamaz. söyleyecekse ben anlamadım. Kullanamaz. Çünkü kendi ölümünden sonraki bir zamandaki bilgiyi alıyor. Alıyor. E onun işine yaramaz ki. O öldükten sonra olacak olay. Ama ha. torununa söylüyor. Şimdi oturdu. Torununa söyleyince Ha Tamam diyor, torunu doğru yaşıyor ama torunu buna inanırsa tabii. Yani evet. biz mesela Müştak Baba'nın torunlarıyız. Bize yazmış gelecekten bilgiyi fakat bize göre geçmişte, geçmişteki bir kitaptan okuyoruz. İnanan inanıyor, inanmayan da hikaye diyor. Ben inanıyorum, çıkartıyorum. Bazen doğru, bazen yanlış çıkartıyorum. Onların yanlış çözmediyse eğer bir kısmı çıkıyor. Ama yanlış çözdüysem de hata ediyorum, evet. çıkmıyor. Ufak bir ara vereceğiz. Konumuz oldukça derin. Hazreti Hızır'ı <laughs> ve Zülkarneyn'i derinleştireceğiz reklamdan hemen sonra. Evet sıra dışı gündem devam ediyor. Bir kez daha hatırlatmalarımı yapayım. Twitter'dan sıra dışı gündem etiketiyle soru ve yorumlarını paylaşan izleyicilerimden üç kişiye e, Serhat Tan ve Hamza Yardımcıoğlu'nun kitaplarını göndereceğim. Zamanın sahibi Zülkarneyn, zaman yolcusu Hızır ve insanlığın saklı tarihi Kök. Evet bu kitapları paylaşacağım. Reklama gitmeden hemen önce e, dede torun bilgi aktarımını konuştuk. Bana oldukça enteresan geldi ve reklam arasında da beynimde oturtmaya çalıştığım bir takım şeyler oldu. Bunları detaylandıralım. Hamza hocam, hocam ben o konuda Ahmet abi'den biraz farklı düşünüyorum. Tam Hamza Hocam yolculuk, dedim evet, evet itirazınız var. Buyurun. Teorik olarak mümkün, hatta pratikte de ispatlandığından da bahsettik. Nano saniyeler düzeyinde. Eğer bunun biz e, kütlemizle birlikte bir yere başka bir zamanın bir noktasına gidiyorsak bir kütle orada söz konusuysa Taşınabilir bir kütle evet. Gider O zaman kağıdı, kağıdı da taşırsın. Kıyafetin de, taşırsın, de Kıyafetin de taşırsın. Ama gelecekten gelecekten şey geçmişe yaparım. gelmiyor. Bilgi gelmediği Tabii kesin de. Çok ayrıntı bir şey. Yani orada. Şey Ama bir şey pek Tamamen farazi yok. ve böyle bir kurgu eşliğinde sormuş olayım, film tadında olsun. Geleceğe gitti o dede. 81 yaşına gitti. Tamam. Orada üzerine değiştirdi. İşte orada üzerini değiştirirse. Acaba o kıyafetler geri gelir mi? Orası muamma benim için ama Hamza gelir yani, diyor. Yani olabilir. Mesela bir bakıyoruz Hollywood'un çektiği filmlere bakıyoruz. Terminator zaman yolculuk yaparken çıplak geliyor falan. Mesela ama çok detay bir şey aslında onun üzerine. Ya aslında orası detay gibi ama bu işin de tam şey noktası orası biliyor musun yani? Evet bence buranın çözülmesi yani gerekiyor. Yani oranın hocam. çözülmesi lazım <laughs> herhalde. iddiaları alalım. Yani gider benim buradan Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden anladığım kadarıyla Hz. Musa unuttum diyor. Bilgi bir kere kesin getiremiyorsun. Gelecekten geçmişe. Ge bilgiyi getiremiyorsun. Bilgi. Ama paradoks alanın dışında olursa getiriyorsun. Hı. Bak kendi paradoks alanın içinde olursa gelmiyor. Paradoks alanı dışında olursa geliyor. Şimdi bak bu paradoks alanında Hamza'nın sözünü fazla bölmüş olmayayım ama bir açıklayayım yani yeri geldi. Mesela bir insanın kafası bozulsa dese ki ya bu dünya yaşanmaz artık. Ben bir şey yapmam lazım. Ne yapacaksın? Gideyim ilk insan Hazreti Adem'i bulayım öldüreyim. Şimdi böyle bir şey. Neden? Bütün insanlık silinsin. Zaman yolculuğu da biliyor Mesela, yapabilir. Mesela kader değiştirebilir dediniz. Bunu yapar mı yapamaz mı? Gitti diyelim ki yaptı. Bu durumda ne olur? Bir tane insanlık var, bir düzen var, bir tane de hiç insanlık başlamadan yok. Şimdi bu ikisi de gerçek mi? İkisi de gerçek. Buna paradoks diyoruz. Bunu bu sistemin içinden bir kimse çözemez. Dışarıdan birisi çözmesi lazım. Onlar da işte bu Hızır Zülkarneyn sistemi. Yani buradan da şunu ben iddia ediyorum. Diyorum ki bu Hızır ve Zülkarneyn insan ama kökeni Hazreti Adem'den olmuş olmayabilir. Çünkü Zülkarneyn diyor iki devrin sahibi yani Hazreti Adem'den önceki devrin de sahibi olabilir bu. Evet. Ya burada acayip bir şey var. Bizim tam anlayamadığımız Hocam, bir şey bu. şimdi o kişi geçmişe gidip gitmek istedi ve Hazreti Adem'i öldüreyim bütün insanlık. Kendi de yok olur. Kendisi de yok olacak ama. Kimi öldürecek o zaman. Yok kızdı oldu. bütün insanlığı yok edeceğim dedi yani. Tamam. Çok yani işte oldu. kendi de yok oldu. O yok oldu. burada müdahale eder. Bir mi dakika. dakika şimdi, Tabii orada müdahale insanı... ediyor. Bunu yaptırttırmıyor mesela. Onu paradoks yapan kendisi yok olduğu için kim öldürdü o zaman Adem'i? Tabii orada parası Öldü Ölmedi size. o zaman, iş sağlık var oldu. İşte bir tanesi yani var. Var oldu gitti öldürdü. Yani Bir tanesi var, bir, bir tanesi yok. Giriyor. Yok yok şöyle, onu şimdi tahtta olsa açıklardım da. Bu Schrödinger'in kedi deneyinde zaten var. Yani iki tane. Ya i̇şte paralel evrenle açıklanıyor. Ha, Sen, paralel dedi, dedi, o evrenle Şey tabii. Açıklar mısınız hocam kedi deneyini birazcık? Yani kedi deneyini Hamza anlatsın daha iyi olur. Şimdi Erwin Schrödinger diye bir bilim adamı bir düşünce deneyi yapıyor. Diyor ki bir tane kutu olsa bu kutunun içerisine bir tane kedi koysak hı hı. ve bir de mekanizma koysak o mekanizma e, yüzde tam olarak yüzde %50 ihtimalle tetiklenip çalışacak, yüzde %50 ihtimalle tetiklenip çalışmayacak. Çalıştığı zaman da bir zehiri kutusunu kırıp bir radyoaktiviteyle kediyi öldürecek. Kediyi koyuyoruz kutunun içerisine. Kutu kapalı. Evet. Hiçbir şekilde görmüyoruz, içeriden ses almıyoruz, hiçbir temasımız yok yani. Tamamen deneyde gözlemciyiz. Kedinin içerisindeki kutunun içerisindeki kedi ölü müdür, canlı mıdır? Sorusunun iki tane cevabı var. %50 ihtimal ölü, %50 ihtimal. Çünkü tam Ar şey aradaki olacak. milyonlarca ihtimal de var. Yarı ölü, yarı diri. Onlar tam da tam ölü, ama tam diri olmuyor. Yani, yani olmuyor da. O ölü müdür, canlı mıdır sorusu. <gülüyor> Bunlar <gülüyor> hep <gülüyor> paradoks alanının şey. şeyleri. Şimdi bu mekanende veyahut da teorik fizikte e, dalga fonksiyonu diye bir kavram var. Dalga fonksiyonu hesabı üzerinden bakıldığı zaman kağıt üzerinde kedi aynı anda hem ölüdür hem de diridir sonucu çıkıyor. Bu tıpkı şey gibi yani bir şeyde şey de e, antimaddenin keşfi de böyle tesadüfen oldu. Örnek vereyim çok basit matematik inanılmaz basit herkes anlayacak. <laughs> X kare eşittir 4 sorusunun cevabı. <laughs> Normalde matematiksel bir işlemin bir tane cevabı olması lazım değil mi? İki evet. tane cevabı var. İki tane cevabı var bu sorunun. Bakın x kare eşittir 4. O zaman x kaçtır? 2. 2'nin karesi 4. Evet doğru cevap. Ama bir cevabı Biz bir tane daha var. E e 2. Eksi 2. Çünkü eksi 2 çarpı evet. eksi 2 de 4'tür. Evet. Yani bir şey aynı anda iki, iki farklı düzlemde gerçeklik olarak vücut bulabilir. Evet. Aynı işte antimadde böyle bulundu. Bugün şeyde sende antimadde madde Zaten deneyi Kur'an'da de, kaç bilmiyorum. tane ayet var çift çift yaratık, her, çift her yarat. şey çift hı hı. şimdi buradaki e, dalga fonksiyonu üzerinden baktığı zaman da kedi ölü veya diri ama düşünce deneyi şunu söylüyor biz kutuyu açtığımız andan itibaren kedi içeride ya ölü görüyoruz ya diri görüyoruz sadece olasılıklardan tek bir tanesiyle karşılaşıyoruz açmazsan ama, hepsi ha, var ha, açmazsan hepsi gerçeklikte var Açtığın anda deney bozuluyor. Neden biliyor musunuz? Açana kadar deneyde biz gözlemciyiz. Evet. Ama açtığımız anda artık katılımcıyız. Deneyin bir parçası oluyoruz. Biz de o olayın içerisinde, o, o gerçekliğin içerisinde oluyoruz. Yani orada bozuluyor gerçek. Büyü orada bozuluyor. Kapak açıldığın anda. Evet. Sadece birini görüyoruz. Bir tanesi de Ama oluyor. aslında ikisi de var. Yani kapalı olsa. Yani bunu söylüyor. E, bu deney şey o. Paralel evren fikri. Ben de katkıda şey, bulunayım. Multiverse'dır aslında bu, bunun şeyi. Buyur abi. Şimdi böyle mesela bu havuz olsun, bir havuz. Evet Buradan bir dalga veriyoruz. Buradan da bir dalga, yani birer tane taş attık. Burada dalgalar böyle ilerliyorlar birbirlerine doğru. Evet. Bu zamanda iki dalgada birbirine doğru gittiğinde zamanda ileriye doğru bir akış demektir. Fakat iki dalga birbirine değdiğinde o anda bir düğüm oluşur. Ve o anda işte ikinci bir kainat orada açığa çıkar. Bu söylediği kedi deneyinin, ben şimdi burada... Ee, şeyini dalga fonksiyonunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu Hı -hı. kedi deneyinden sonra bu fonksiyonu çizdiler. Burada iki tane bir ölüm bir yaşam dalgası birbirine karşı geliyor zaman ileriye akıyor. Birbirlerine değdikleri anda bir şey oluşuyor ve gi girişim yaptıkları anda şöyle arada şöyle bir boşluk oluşuyor. Girişim ama onu göstermeden kimse anlamaz Şöyle bir yani birincisinde değil. değiyorlar bir düğüm oluşuyor. İkinci sene girişim yapıyorlar. Gözüyle görmüşlerdi. İzleyicinin evet. kafasında oturmalıydı. Hocam yani. şöyle e, aslında bu konuya Hazreti Adem'den geldik. Hazreti Adem'i bir insan öldürmeye çalışırsa ne olur falan Paradox. diye. Ya da geleceğe gittim ben. Gelecekteki bir noktaya müdahale etmek istedim. Geleceğe yani, müdahale etsem bir şey yapamazsın. Efendim? Geleceğe müdahale etsem bir şey yapamazsın. Zaten gelecek. Gelecek geçmişe müdahale edebilir. Yani ben geleceğe gidip bir şey değiştiremez miyim? Değiştirsen de bir şey fark etmez. O kendi geleceğini etkiler. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Zamanın başı da şimdiki zamanda ile gelecek diye tabi ettiğimiz zaman da hepsi aslında var. Gelecek yaşanmadı diyoruz. Da, hayır gelecek yaşandı. Evet var. Yaşandı bitti. Dünyanın sonu da geldi. Her şey de oldu. Yani biz Gelecekte olacaklar da oldu. Sıra dışı gündemi zaman çektik, bitirdik, Bitti kapattık. Ya. Bitti yani şu anda belki programın <laughs> kaydını tekrar izliyor bile olabilirsiniz. İzleyecekseniz eğer. Belki de izlemeyeceksiniz. Ayrı da ama o gerçeklik şu anda yaşanıyor. Bize bütün bu teorilerin yani teorisi teorisiyle dahil olmak üzere hepsinin koyduğu gerçek zamanın hali hazırda ge geçmiş gelecek bir mevcut bir bütün olduğu ve bizim 10 üzeri eksi 43 saniyelik anların sıçraya sıçraya bunu sırayla biz yaşıyoruz. Zaman aslında akmıyor. Daha duran, do şey, do e donmuş biz. İdare sorusuna hmm. şöyle bir cevap verelim. Şimdi başlangıçta dedik ya bu nedensellikle akıyor bir ilke var. Evet. Yani biz öyle algılıyoruz sistemi. Yani zaman ileriye akıyor. Zamanın neresine gidersen git, bir mekanın içerisine girersen gene ileriye akarsın. Yani sen şimdi geleceğe gittim dedin. Geleceğe gittin, orada bir değişiklik yaptın. İşte onu söyleyecektim. O ondan sonrasını etkiler. Yani ama sen eğer tarihi değiştirmek istiyorsan geçmişe gitmen lazım. Geçmişe Hı -hı. gidip bir şey değiştirirsen o zaman kendi gününü de etkiler. Evet. Mi, Ahmet abi bak. Bunların hepsi Birer gerçeklik düzlemi olsun. Bu paralel multiverse dediğimiz şey sonra koyduğun, Buradan yola çıktın. Bir şeyi değiştirdin. Bu gelecekte bunu yaptın. Nasıl başka yaptın? Başka bir gerçeklikten Bir bir gele gerçeklikten başka bir gerçekliğe geçmişe gitti. geldi. Geçmiş tamam. veya gelecek hiç fark etmez. Fark etmez başka etmez, bir tamam. İşte multiverse dediğimiz evrenlerden bir tanesine evet. gittin. Onu yaptın. Onun içerisindeki değişikliği sen zaten onu da yapmıştın. Hı. Nasıl gelecekteki var olan yaşananların hepsi burada yapmışsan Burada da bunu yapmıştın. Aslında bir şeyi bozmuş olmuyorsun. Sen zaten var olana yine hizmet etmiş oluyorsun. Hocam evet, tabii, mevzu öyle derin. Bayağı e, da konuşuruz bunu. E, ben gidersin, Hazreti Hazır, Hazreti yani. Musa hikayesinde Serhat Hocam'ın e, aktarırken bir kayadan bahsettik. Kudüs'teki bir kayadan. Evet, evet. Ve orada Hamza Hocam bir cümle söyledi. Kudüs İstanbul dedi. Evet. Evet. Bu ne demek? Bakın şimdi bu oradan yola çıkarak yine söyleyelim. Balık kayanın yanında denize düşüyor o, olağanüstü bir olay gerçekleşiyor. Canlanıyor. Kaya da Sahra diye geçer. Sahra dediğimiz zaman da Kudüs olarak evet. anlaşılıyor. Kubetü Sahra olarak şey yapılıyor. Ama yani böyle anlaşılmış olmasına rağmen kimse şu soruyu sormamış. Kardeşim Kudüs'te deniz yok ki. Yok. Yani bugünkü Filistin olarak bildiğimiz Kudüs'ten bahsediyorum. Orada deniz yok. Ama denize düşüyor. Ama denize düşüyor. Şimdi bunların buluştuğu yer, Şimdi neden İstanbul dediğim başka bir, bir sürü sebebi var da söyleyeceğim onları da söyleyeceğim. Şimdi bu şehrin adına bakalım. Bu şehrin adı zaten Kudüs. Ama Kudüs'ün antik Yunanca karşılığı. Kudüs... O, o değişik bir yorum bak. yapıyor şu anda. Ben onu bilmiyorum bak Hiç şimdiye Slampol. kadar da yeni bir şey. Slampol var ya, Yeruşalim'in tam birebir tercümesidir. E Seleme. Hani İslam, hmm. İslam bol diyorlar ya, İslam bol işte. Evet. Bak, Slam, Şalom, Selam evet. hepsi aynı kelimedir. Farklı dillerde olmasına rağmen aynı kelimedir. Yeruşelim demek, Selam şehri demektir. Ondan evet. Dar sonra Darüsselam'dır. Evet. Peki Yunanca'da ne? Evet, Slam aynı geçmiş kelime. Şehir ne? Pol. Slampol. Slampol diye mi geçiyor? Slampol yani. geçiyor. diye geçiyor. Ko onun öncesinde abi Slampol. Öncesinde. Bu sonra Konstantin'den adını alıyor. Hı. Hmm. Yani bu şehrin adı bile Kudüsle Et, aynı. Etimolojik olarak bir bir, çıkarım bir, bir. yapıp Biri sadece Kudüs İstanbul demiyorum. Hayır te tek başına söylemiyorum. Tabii tek başına bunu. söylemiyorum. Bunu bunu destekler bir o zaman Melkisedek İstanbul'a <laughs> geliyor abi. Zülkarnain İstanbul'a geliyor. Sedeyi tersine oku, Kudüs. Zülkarnain İstanbul'a mı gelecek hocam? Yani o zaman öyle oluyor. Hikayede öyle oluyor. Yani anlatılan sistem bize sistem öyle oluyor yani. Hatta şey de yani orada buluştukları yer aynı zamanda Mecmaul bahreyn olarak tarif edilir. Evet İki denizin yani. birleştiği yerdir. Bu da İstanbul Boğazı'dır. Şimdi böyle deyince şimdi benim hı. aklıma şey geldi. Aziz Malik'in kehaneti. En son söylediği kehanet yedi tepeli şehir yıkılacak. kutsal yargıç gelecek, bütün halkı yargılayacak. Böyle bir kelime yani böyle bir cümle. Kutsal yargıçtan kastı İşte o zaman Zülkarneyn oluyor. Kutsal yargıç dediği ya zaten. bu Şey, Malaki kehaneti eski bir kehanet var. Papalık kehanetleri içerisinde. Bahsettiği o da. Başka şeyler de var. Başka neye dayandırıyorsunuz? İstanbul'a bağlantılı indi, olan şeyleri bir, Çok Büyük bir e, e, tarih siliciliği yapılmış. İstanbul'un fethinden sonra yapılıyor bu da. Büyük bir, tarih, bir tarih, tarih siliciliği. siliciliği. Hani Kim, kim yapmış bunu? hocam? Romanlar yapıyor. Hani şeyde... Batı tarihinde mi diyorsun yani? Batı kaynaklarında mı? ona 15. yüzyıldan Bunu itibaren Ruslar da mi? iddia ediyor da ondan söylüyorum. Bak Ruslar da, yani bana onların şeyleri bir bu bir grup bu. Rus bilim adamları evet. ve bunların içinde Kasporov da var. yani satan şampiyonu var ya Hı. Fransalı tarihçiler var. Yani profesörler bunlar bir grup şöyle iddia ediyorlar. İşte Hamza'nın söylediği şeyi tarihte 17. yüzyıla kadar bütün şeyler silindi. Hatta o belgeler de yok edildi veya saklandı. Yeni belge uyduruldu. Yeni bir tarih yapıldı. Şimdi Böyle iddialar Bizans döneminde Doğu Roma İmparatorluğu işte Milattan sonra 4. yüzyılın başı ya 15. yüzyılın ortalarına kadar işte Roma İmparatorluğu bölündükten sonra Doğu Roma'nın oradaki hakimiyeti bu İstanbul'un da merkezi oldu. Evet. Bunlar şehirlerine bu isim bu, bu isimle almışlar Kudüs ismini almışlar yani antik Yunanca karşılığıyla ve Bizans döneminde çizilmiş İsa portrelerinde tablolarına bakın. Ben bunları gördüm yani internetten bulunabilir yani taramalarla bizi izleyen merak eden varsa baksın. İsa'nın hayatı e, hayatıyla ilgili hikayeler anlatılırken işte Gestemane bahçesindeki yakalanışı, Romalılar tarafından onun Golgota'ya götürülüşü falan böyle mekanlar verilir. Bunlar Kudüs olarak Evet. Yani Kudüs'teki yerler ama bu şey hala bugün Filistin'deki yer zannediliyor. Oraya turistik şeyler falan yapıyorlar. Bunlar bu, bu anlatıların tabloları çizilmiştir. Yani Leonardo da Vinci'nin o son yemek tablosu bile bir e, yeni ahit anlatısı üzerinden, son akşam yemeği hikayesi üzerinden çok yani bu anlatılar üzerine inanma bir sürü tablo var. Neresine vardır. uyuyor bunlar? İsa'yı İstanbul'a çizmişler. İstanbul surları var. İstanbul Boğazı gözüküyor ya. Allah Allah. Boğazın göründüğü Resimler var. E ne şey Boğaz'ı yani ne şey yani var orada Kudüs'teki Kudüs'te? surlar olamaz mı o mesela arkadan olabilir. uzaktan Olabilir. Uzaktan olabilir. Kudüs olabilir de. Deniz nerede? Boğaz İstanbul yok. Boğazı nerede? Ya yani bildiğiniz Boğaz var ya. İstanbul'da çizmişler tabloları ve burada resmetmişler. Hı. Ve Bizanslılar burayı Kudüs olarak kabul etmişler. Hristiyanlığın merkezi, merkez şeyi mescidi veyahut da tapınağı Ayasofya olarak almışlar ve Ayasofya Süleyman Mabedi olarak kabul edilmiş. İkinci Justinianus ee, Ayasofya yıkımlar geçiriyor, yangınlar geçiriliyor. İkinci oluyor. Justinianus <laughs> döneminde diğer, tekrar açılışı yaparken, ya, açılışı yaparken diyor ki <laughs> <Kusalsanlık> dur. <laughs> öyle zaten. Yani. Süleyman, öyle seni, zaten. Süleyman seni yani. Süleyman seni geçtim diyor. Çünkü senin tapınağını senden daha güzel yaptım diyor yani. Burası Süleyman Mabedi Kudüs'ün teki, tapınak olarak aldığı orayı da kabul etmişler. Bak sayıyorum. Madde madde sayıyorum. Hocam ayit sandığı da İstanbul'da. burada. Diyorsunuz. Ben de burada sayılar, olduğunu iddia ediyorum ama ben getirildi diyorum. Gerekiyor. Ama Hamza'nın yorumu... Zaten baştan zaten... beri Kudüs İstanbul'du zaten diyor Hamza Hocam, hocam da. Ondan sonra yani burayı zaten hatta bak bir şey daha söyleyeceğim. Haçlılar hani başka... geldiler ya buraya 50 sene. Talan ettiler. Ne aradılar? Kusat sandık ama bulamadılar. Mesela yani. Beşiktaş'a inen yokuş var. İsmi ne onun? Hangisi? Yıldız Yokuşu. Hı. Nereden geliyor o, o isim? Yeni dönemde... Üç Bilge Kral hikayesi anlatılır. O yeni Din. dönemde verilen... Ben Türkiye, sen söyleyeyim Cumhuriyet döneminde verilen bir isim değil Verilmiş mi? de o ama o da e, e, Hocam, Yunanlardan çevrilmiş. Hocam bir şey mi çıkacak? Bak, şehirlerin Buyur. isimleri, köylerin, mekanların isimleri hep böyle çok şey anlatır bize. Yıldız Yokuşu evet. önemli bir ibare. Çünkü İsa'yı ziyarete gelen Üç Bilge Kral hikayesi anlatılır yeni ayette. <laughs> Betlehem yıldızını takip ederek gelmiştir. Ve oradan Beşiktaşa inmiştir. Mesela bu isim oradan gelir. Yıldız yokuşu oradan verilmiştir. İsa'yı orada bulmuştur. Beşiktaş. Neden o zaman Beşik? Çarmıha gelme falan hepsi burada oldu. Öyle hepsi değil. aslında bütün hikayeler burada gerçekleşiyor. Hazreti İsa'nın çarmıha gerilme olayı da mı İstanbul'da gerçekleşti? Tabii Kudüs'ü olmalı. Ama çarmıha aslında gerilmiyor gerçekte. Ama o hikayenin Ger ama döndüğü öyle nokta. Ama öyle inanılıyor. Öyle inanılıyor. Gerçek tabii bütün o hikayelerin yaşandığı yer İstanbul'dur aslında. Hazreti Hızırla Musa peygamberin hikayesi de. Evet. İstanbul'da bir mesela hatırlıyor irkayan. musun abi? O zaman Beykoz'da buluştular. Şeyde e zaten Yuşar Tepesi var orada. Biz Cine 5'teyken <laughs> bize şey bir hediye bir, bir kitap gelmişti. <laughs> Kültür AŞ'e çok güzel bir kitap böyle ciddi büyük bir kitap göndermişti. Eski İstanbul efsaneleri. Ben orada onu okurken şey vardı. Böyle Süleyman'ın e, sarayının İstanbul'da olduğuna dair eski efsaneler anlatılırmış. O zaman böyle gülüp geçmiştim. Ne alakası var Or Kudüs'te? Uyduruyorlar dedin. Sonradan anladım ki bu aslında bu İstanbul efsanelerde geçen Süleyman'ın sarayının burada olması. Şimdi e, senin boşuna söylediğin şey bir şey var yani. Benim dikkatimi çekti o. Galiba Sefine Evliya kitabında mı? E, sen dedin ki Adem'in tabutu diye geçiyor bu kutsal tabutu, sandık. Adem'in tabutu diye geçiyor. Yani o da önemli. Mesela Sefine Evliya kitabında e, Adem'in tabutu diye kutsal sandık geçiyor. Yani Osmanlı kaynaklarında da var o zaman ne yapmamız lazım? Bulmamız lazım. Evet, bütün her şeyin merkezi İstanbul diye iddia ediyorsunuz hocam. Hocam dünyanın merkezi oluyor aslında burası. Evet. evet. Gözler de o yüzden mi İstanbul'un üzerinde? Ya tabii hmm. ki bir, bir, sürü başka sebepleri de var ama asıl en temeldeki faktörün ben bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Zaten kutsal sandık işin içine girerse. Ve İstanbul'da o kadar böyle şeyler var ki mesela yere batan sarayı de diyebiliriz, sarnıç. Yani yere batan sarnıcı var ya, evet. soruyorum herkes kendine söz. Allah aşkına ya öyle bir sarnıç olur mu ya? Bir gidin, gidin görün oraya. Saray araya. gibi hakikaten ya. Öyle sarnıç olur mu ya? Su deposu ya. Sarnıç dediğin su deposudur. Su deposu ama... Öyle... O sütunlar, o mimari muhteşem bugün yapamazsınız evet, ya. Niye öyle yapmışlar hakikaten yani? Bunu niye yani, yani Orası bir şey. saraydı saray. O oradaki sütunun dibinde ters medusa kafası. İstanbul'da o kadar inanılmaz gariplikler, efsaneler var ki gerçeklikler yaşanmış gerçeklikler. Sen Bugün yani bir çemberli sadece Çemberli taşın altını da gittin baktın. Orayı da gördük. Oraya da bir çok Hamzan çok öyle e... şeyleri var araştırması. Çember taşın altındaki dehlizlere girdi. Yani şöyle şimdi Konu hesap etmediğimiz Constantin. farklı bir noktaya gitti İstanbul üzerinden. Güzel Ama işte zaman onun merkezi oldu. de İstanbul olmuş evet, oluyor. Kudüs yani. İstanbul dediniz yani bu hatta sayılır bir iddia ve evet. e, çok da güzel açıkladınız. Hocam Zülkarneyn'e de dönmek istiyorum. Hazreti Hızır'la Zülkarneyn'in aynı kişi olduğunu da söylediniz aslında evet. sohbetimizde. Ama Zülkarneyn <laughs> hakkında çok fazla iddia var. Oğuz Kağan olduğu gibi, Büyük İskender o olduğu gibi. Aynı kişiyi farklı toplumlar, farklı isimlerle anlatmışlar. Dördüncü Mehmet dönemindeki Şeyhülislam e, ismini hatırlayacağım, söylerim. Diyor ki, Oğuz Kağan'ın Zülkarneyn olmaması için hiçbir ibare ve şüphe yoktur, diyor. Hamza mı ben Şimdi de. Orhun kitabelerini ve ayetleri de ekrana ya alabilirsek, zaten, orada da örtüşen bir takım o, ben şeyler onu var. Şöyle, onu... Ya, Oksan, o o, o Asya Türklerinin Zülkarneyn anlatımı. O şekilde anlatmış. öyle Aynı şeyi anlatıyor bak, o da. Zülkarneyn'i anlatıyor ama Zülkarneyn'in olma ihtimali yok. Çünkü neden? O Orhun kitabeleri işte Bilge Kağan kitabesi falan bunlar 7. yüzyıl 8. yüzyıl buralarda. Ama orada şöyle bir yani, şey var abi. Yani Kur'an-ı Kerim geldikten şöyle sonra şey evet, hocam, şöyle bir şey var. Evet hocam ekranda görüyoruz bize... doğuda gün doğusuna, güneyde e, tamam gün işte. ortasına ben şöyle kadar, söyleyeyim. batıda gün Bak. batısına, kuzeyde gece ortasına kadar. Hep milletler bana bağlıdır. Bunca evet. milleti hep düzene soktum. İlerlettim, doğuya ordu sevk ettim. Bunları yerine, yerlere gittim. Şimdi orada Zülkar'ın hikayesini... Yazan bir ama bunun Zülkarney'le hiç alakası yok. yani. Bak, Kehf Orada suresindeki ayetlerle ölçüyor ama öykünerek hocam. Öykünerek yazmış zaten. Öykünerek yazmış. Öykünerek bak burada şunu atlamayalım Ahmet abi. Kehf suresindeki ayetleri de alalım ondan sonra üzerine konuşalım. O ayetleri de görelim. Kehf suresinde hatta 86. ayet evet. Nihayet diyor ki nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. 90. İşte ayette İşte Öyle geçiyor. değil onun çevirisi. Neyse. Ve 91. Okur. ayette de şöyle devam ediyor. İşte böyle oldu. Biz onunla her şeyi ayrıntısıyla biliyorduk. Sonra yine o bir yol tuttu. Devam edelim arkadaşlar. Nihayet ki dağ ortasına arasına ulaştığında bunların ötesinde neredeyse hiçbir sözü anılamayan bir kavim buldu. Dediler ki ey Zülkarneyn bu memlekete Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadır. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel ödesek kabul eder misin? diye soruyor. Bir şu benim kitabı bir atsanız da bana. Kök kitabı hocam bana. buyurun. Devam edelim. Evet. Şimdi orada Sürkan şöyle Oğuz cevap Kaan verdi, bahsedilen Rabbim beni içinde bulundurduğu bir, bir, bir nimet bir ve bir kudret şey sizinkinden üstündür. Da. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasında aşılmaz bir engel yapayım. Şimdi burada bahsedilen güneşin doğduğu ve battığı nokta. Oğuz Orhun kitabelerinde battığı de aynı şeyden. Battığı burada yok ayetlerde ama Kur'an-ı Kerim'de var. 86. ayetinde hocam nihayet güneşin battığı yere varınca tamam. onu kara bir balçıkta batar ha, buldu. Işte biraz önce Hamza söyledi. O kara deliğin içine batar buluyor. Buradaki söylediği şeyler hiç dünyanın içinde bir yer değil. Ama buradaki yorumları hep çevirenler dünyanın içinde anlamışlar. Çünkü o gün uzayda seyahat, zaman yolculuğu falan anlaşılamadığı için... Oradaki İslam alimleri yorumları dünyanın içine göre yapmışlar. Batıya gitti, doğuya gitti. Ondan sonra Bilge Kağan da almış onu kendisine öykünerek ben batıya gittim, doğuya gittim diye yazmış. Ha şey mi diyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'den esinlenerek mi oluşturulmuş? Tabii esinlenerek. O kitabe, Çünkü tarihini söylüyorum kitabesi. bak. Kur'an-ı Kerim 6. yüzyıl. O 7. yüzyıla yazmış kitabı. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi ben buradan bir yani, şey bulsam Kur'an-ı Kerim'in gelişi 600'lü yıllarda. O kitabenin yazılışı 700'lü yıllarda. Yani evet. arada 70-80 yıldan fazla zaman var. Okuduktan sonra öykünerek yazmış bir kitabı. olabilir e, eski bir Türk hakanıdır. kendisini öyle hissetmiştir ama bunu çok daha önceye götürüp e, şeyi de İskenderi de Şimdi bak, Şöyle de var, var evet, abi. yani, yani, yani var. burada e, Oğuz Kağan hikayesi Oğuz Kağan aslında e, yaşamış tarihsel bir karakter değil bir o Türk olabilir değil. o da olabilir efsane o da mit efsane mit mit, ka, mit karakteri yani olabilir o da Bu, ama bunu onu herkese kabul ettiremezsin ki. Öyle abi. Yani öyle ya o, bak efsanesi ya var abi yaşadılar. efsane. Moğol ilinde Oğuz soyundan İlhan'ın hükümdarlığı sırasında İlhanlar zamanında işte söylüyor. İlhan. Abi kendi şeyine uyarlayarak bir efsane yazıyor. Bak yani. efsanenin devamında okuyacağım o zaman anlaşılacak. Ee, neyse bir savaş açıldığından bahsediyor. Bunlar savaşta vuruluyorlar, öldürüyorlar, kaçıyorlar, bir grup olarak kaçıyorlar falan filan derken bak <laughs> Ergenekon'a sığınıyorlar. Şimdi oraya bir bakalım. Ergenekon nasıl bir yere sığınmışlar? Ergenekon'un çevresindeki dağlarda geçit aradılar. Bir demirci demir pardon bir demirci dağın demir kısmını eritirlerse yol açabileceğini söyledi. Bak zaten Yejiçmeç hikayesi de buradan çıkıyor biliyor musun? O daha deldiler demiri delip demiri bu 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 şu. Yani o ergenekon vadisi içerisinde yani. dağların arasında sıkışmış kalmış bir şekilde buradan bir çıkış arıyorlar. Evet. Olaylar yaşanmış, çıkış arıyorlar. Demirin bulunduğu yere bir sıra odun, bir sıra kömür dizdiler ve ateşi yaktılar. 70 yere koydukları 70 körükle hep birden körüklediler. Demir eridi yüklü bir deve geçecek kadar yer açıldı. Bakın bu sembolizme dikkat edin. Devenin geçeceği kadar bir delik açılıyor. Deve. Şimdi devenin yine deline geçmesi hikayesi evet. Kur'an'da evet. da vardır. İncil'de de vardır. Ya bunlar hep Kur'an-ı Kerim'den sonraki şeyler olduğu için ben pek şey yapmıyorum. Siz esinlenme diyorsunuz Esinlenme, yani. Yani. öykünme o şekilde. Ben de şöyle yorumluyorum. Yani efsane de olabilir, gerçek kahraman da olabilir. Olay aynı olay. Fark etmez. Evet mitlerle zaman içerisinde gele gele bu şekilde e, anlatılmış, uyarlanmış, öykünülmüş ama bir şekilde bir gerçekliğin ifadesi olarak anlatılmış. Kur'an'da gelmiş, Kur'an'da da net bir şekilde bunlar Kur'an'dan sonra yazılmış. Fark için. etmez abi aynı. Ama hocam, değil siz yani. o zaman diyorsunuz ki kabul etmiş oluyorsunuz Oğuz Kağan'ın Zülkarneyn olduğunu. Ama Oğuz Ka Kağan karakterinin bizim e, aynı aynı Kral Arthur karakteri gibi. Kral Arthur Kral, İngiliz ya, mi? O yani bak önce İngiliz İngiliz Türk karneyini almış, Kral Arthur yapmış. Evet. Orta Asya Türkiye almış olur Türk karneyini, Oğuz Kağan yapmış. Olur, olabilir. Onu yani kendine etmem. uyarlamış. Gerçeklikte ortada bir gerçeklik var. Ama o gerçekliği alıp kendi milletini milletiyle alakalı bir şey yapıyor. Ya şimdi bak. Hikaye yapıyor. Kur'an-ı Kerim'den yani çok bak, önceki bir yılda bak, mesela İskender sadece, var. Milattan önce 300. Onu da şimdi Zülkarneyn oğlu yorumluyor. E, o da öyle. Yorumluyor. Aynısı, ama, aynısını yapmış. Ama bak yapmış. kendi zamanında değil. Daha sonraki insanlar İskender'i yorum yapıyorlar. Bu Kur'an-ı Kerim geldikten sonra oluyor hep bunlar. Fark etmez. Aynı ama şeyi. işte bu yorumları oraya Şimdi öykünerek yaptığın için. Bütün bu yorumları böyle böyle büyük gerçeklik işte düşünsene zaman yolculuğu yapıyor. Mesela Adem insanın yaratılışı. Bakın ne diyor? Kayrahan artık sen günahlı oldun dedi. Bu Türeyş destanından bir bölüm okuyorum. Şöyle kısa bir para müsaade edin. ''Bana karşı geldin, kötülük düşündün. Bundan sonra sana uyanlar, senin gibi kötülük düşünenler, senin gibi kötü kişi olacak. Bana uyanlarsa iyi ve pak kişiler olacak. Güneş ve aydınlık yüzü görecek. Bundan sonra da senin adın Erlik olsun.'' Bakın Erlik diye bir karakterden bahsediyor. Şimdi bunun kim olduğunu hemen devamında anlayacağız. ''Günahlarını benden saklayanlar senin adamın olsun. Günahlarını senden saklayanlar benim adamım olsun.'' Erlik'in canı sıkıldı. Hele bir gidip şu insanı göreyim dedi. Kalabalığın yanına vardı. Erlik, "Kayrahan, bunları nasıl yarattı acaba? Bunlar ne yer, ne içer?" diye düşündü. İnsanlar ağacın yemişlerinden yemeye başlamıştı. Erlik baktı ki insanlar ağacın yalnızca ki bir yanındaki yemişleri yiyorlar, öteki yanındakilere elini sürmüyorlar. İnsanlara bunun nedenini sordu. İnsanlar şu yanıtı verdi: Tanrı bize o yandaki yemişlerden yemeği yasakladı. Biz yalnızca Tanrı'nın izin verdiği ağacın gün doğusundaki yemişlerden yiyoruz. Erlik insanlardan Doğanay denilen erkeğe yaklaştı. Bakın Doğanay. Ona Kayrahan size yalan söylemiş. Asıl yasakladığı yemişlerden yemeniz gerekir. Onlar daha tatlıdır. Bir deneyin göreceksiniz diyor. Kayrahan bir Türk karakter olarak Türeyş teslanında bildiğimiz evet. Ademli şey Adem'in hikayesini anlatıyor. Erlik gidiyor. Erlik'te iblis. Bunlar yani eski tarihli o, olsa ben sana katılacağım da o tür eşeğanı 7. yüzyıldan sonra yazılmış. Eskiye atıfla. Ama 7. yüzyılda yazanlar da kendinden bir 700 yıl öncesinden yani, aldılar O da kendinden bir kaynaktan bir şey bulsak Aa, burada bunlar yazıyor. Kur'an'dan da önce falan desek o zaman bunu incelemeye değerdi ama bunlar sonradan yazılmış. Tabii Kur'an'dan önce de Kuran Tevrat'a bak o zaman. Tevrat, orada da yaratılış hikayeti anlatıyor. Hepsi anlatıyor. Abi, tarihine niye bakıyorsun söylediğin ki? Söylediğin İngiltere'deki o şey Merve, Yani bunlar Merve, aslında Kur'an'ı da falan. bilmiyorlar. herhangi bir temasları da yok. İngilizlerin de yok. Yani Sümerlilerin de yok. Farklı zamanlarda, farklı coğrafyalarda Aa, yaşamış. Evet, Aynı zamanda zaman bile olsa. Her şeye Orta Asya'ya girdi o zaman yani. Abi 70 bu sene sonra. Bunlar girdi. yazıtlarda... Yazıtlarda bunu yazar, yazan insanlar aynı Sümerlilerin Gılgamış Destanını yazan Sümerlilerin veyahut da yazan Sümerlilerin kendilerinden asırlarca önce atalarından aktarılı aktarılı binlerce yıl önce gelen hikayeleri onlar da yazmıştı. Aynı metodu, aynı yöntemi dünyanın her yerinde kavimler yapıyor. Azından söylediğinizden yani. şunu çıkarıyorum. Zülkarney'in herhangi bir kişilik karakter olabilir. Bir lider olabilir. Ama kim olduğunu bilmiyoruz. Işte. Kim olduğunu bilmiyoruz ama her toplum ama kendini atıyor. Ama herhangi hepsi kendini atfediyor. Hiçbir tanesi değil. Yok şöyle hiçbir tanesi değil ama insanların mevcut. Evet. İnsanların Zülkhaney'in hakkındaki yorumlarında bu tür şeyler çıkıyor. Ama Zülkhaney gerçek bir şahıs veya bir misyon misyonun ismi ama şahıs başındaki o yönetici yani gerçek bir şahıs. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de öyle anlatılıyor. Evet. Yaptığı işler de çok acayip işler yapıyor. Yani evrensel çapta yapılan işler var. Zaman yolculuğu yaparak zamanda değişiklikler yapıyor. Hocam yolculuklarından örnekler var mı Zülkarli'ye? Var. İşte bir tanesi güneşin battığı yere gidiyor. Güneşin battığı yerde en son an diyelim. Yani bu dünyanın veya güneş sisteminin kıyameti diyelim buna. Evet. Çünkü kara deliğin içine girdiği zamanı gözlüyor. O zamanda insanlık da var. Orada da insanlığı buldu diyor ve orada geriye doğru bütün dünyanın yani insanlığın bütün tarihsel dönemine bir deklarasyon yayınlıyor. O deklarasyonda iki tane madde var. Bir tanesi diyor ki zulmedene zorluk çıkartacağım, işini bozacağım. Bir müddet mesafe veririm. Yani biraz zaman tanırım ama azgınlık yapıyorsa bozarım. Yani imparatorluk da olsa yıkarım, yok ederim, silerim, tarihten silerim demek istiyor. Güzel iş yapanı da destekleyeceğim diyor. Bu iki madde. Onun için zulüm yaşamıyor. Yani biraz gidiyor, zulüm yaşamıyor. Çünkü zulüm eğer hakim olacak olsaydı şimdiye kadar çok zulüm dönemleri oldu dünyada, değil mi? Hakim olacak olsaydı artık onun üzerine bir iyilik gelme imkanı kalmazdı. Ama dönem dönem iyilik dönemleri oluyor, daha fazla sürüyor, zulüm dönemleri de oluyor ve zulüm dönemleri belli bir pik seviyesine geldikten sonra da tepe taklak oluyorlar. Biraz Şimdi şunu da atlama mesela. Bak, evet. Zülkarneyn. Diyor ki zulmedene azap edeceğiz. Diyor. Azap, azap konusu o kadar enteresan ki. Yani insan Zek, azap edemez. Zevk de oluyor. Zevk manasına da gelir. Azap zevk manasına da geliyor. Yalnız. Ama şimdi Allah zulmedene insana... zevk vereceğiz mi? demiş. Ama olacak. zevk şöyle yani acıyla zevkini tadacaksın. Yani, acılı zevk... Hocam o. <laughs> ya şimdi e yani o... Yani, zevk... Ateşi müjdele vardır ya onun gibi yani. Kur'an'da... Yani onları... sistemini yıkarım diyor. Ama şu şunu, şunu söylemek bir istiyorum. Şey, madde. Yani normal sıradan bir insanın sahip olabileceği bir şey değil yani o yetki. İlahi Tabii, bir yetki verilmiş kendisine, Azap etme yetkisi Ama orada yani. şöyle ilahi yetki de kendisini ilah'tan ayırmak için de şöyle söylüyor. Sonra o Rabbine döndürülür. Yani evet. ahiret hayatını orada söylüyor. İlahi yetki hayat. verilmiş. Rabbi de ona kat değil. kat azap eder. Rabbi ona kat kat azap eder demesi şöyle. Allah var ilahi güç olarak ahirette onun azabı ben dünyada yapacağım bu azabı. Zaten azap yetkisi hiçbir peygambere de verilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir öyle hiçbir ayet yok. Yani. Ama bir tek Ama ona bunda mi? var. Tamam. de var. Ve bu da dünyada. Yani dünyada derken kıyametten önceki dünya yaşamı içerisinde. Bir kişi Olarak mı? Evet. Yani bir da, misyonun Bir, bir kişi Başı, tabii yani orada yani. bir kişi var farklı ama kim olduğunu bilmediğimiz bir, olabilirmiş. bir kişi. olabilirmiş. <laughs> Bu noktada aslında efsanelere hak vermemek elde değil. Büyük İskender <laughs> de olabilir, Oğuz Kağan olabilir, Fatih Sultan Mehmet de olabilir. Onlar olamaz. Zaten şeyleri yani bir karakterle... Çünkü e, bozulan düzeni. Onlar olamaz. İ i̇man edip salih amel işleyene diyor. Şimdi burada iman kelimesini kullandığı için. Yani kime yardım edeceksin? İman edip salih amel işleyene ve emmamen amene ve saliha. amel Sa amele saliha. Şimdi burada salih amel söylüyor. Yani barışçıl iş yapacaksın ama bundan önce de iman etmiş olacaksın. Yani Allah'ın varlığını kabul edeceksin. İskender kabul etti mi? Pagandı. İskender olamaz. Yok İran kralı bilmem kim o da olamaz. Ama bu neden oluyor? Bunu İslam alimleri de böyle kitaplar yazmışlar. Bir konuda binlerce kitap varsa o konu anlaşılamamış demektir. O konu havada demektir. Anlayamıyorlar. O da olur, bu da olur, bu da olur. Zamanın şurasında, zamanın burasında. Zamanın en sonunda olduğunu zaten kendisi söylüyor. Ve zamanın en sonundan geriye dönük bütün zamanlara hakimim diyor. Bak biraz önce bir ayet yayınladınız. Ee, oradaki şey de şu var. Setti yaparken ben sizin bana teklif ettiğiniz e, iktidardan... Allah'ın bana verdiği iktidar daha hayırlıdır diye bir kelime geçti orada. Evet. O Değil ayeti mi? alalım mı ekranlarımıza arkadaşlar? Şimdi Tek oradaki sorusu. şey şu, teklif edilen, yani burada yecüc mecüc var, bozguncuk çıkartıyorlar. Bu bozgunculuğu bize önlemek için bir set yap diyorlar. Sana da vergi verelim, harç verelim diyorlar orada, vergi verelim. Ondan önceki kelimelerde oradaki toplum düzeninin böyle bir kayıda bağlı, bir anayasaya bağlı olmadığını anlıyoruz. Evet. O da cevap veriyor diyor ki, sizin bana bu teklif ettiğinizin Allah tarafından bana verilen daha hayırlıdır. Bu ne demek? Bu şu demek ki sen bana krallık teklif ediyorsun zamanın bu bölgesinde ama ben bütün zamanların kralıyım zaten. Sen işi bilmiyorsun diyor oradaki insanlara. Siz bana şunu getirin bunu getirin de ben sizin işinizi göreyim set yapayım. Hatta set istiyorsunuz ben size set de yapmayacağım redim yapacağım diyor. Evet. Yani redim yapacağım. Red ne demek? Reddeden bir şey. Burada iki tane Yorum da çıkıyor işte orada deli. Benim yorumum o. Senin diğer yorum ne? Şöyle ben onu daha sonra geliştirdim mesela kendi şeyimi. Bu portal kapısı açılıyor falan diyorlar ya bu sorunda. Portal kapısını kapatmış olabilir. Çünkü orada manyetik şeyden bahsediyor ve birçok ayetin kelimelerinde sembollerinde portal kapısına ait şeyler var. Yani o ok şekilde yorum yapılabilir. Bir portal ya kapısı şey. olabilir. Sen dediğin delik Aynı yani o portal yani. kapısı olabilir. Ve şu anda onu açmaya çalışıyorlar diye iddialar var. Ben de onları şey yapıyorum. Yani reddetmiyorum. Hatta şöyle açmaya çalışıyorlar. Şu andaki Kanada üzerindeki manyetik alanı Sibirya'ya kaydırmaya çalışıyorlar. Ama millete diyorlar ki atomu parçalayacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız sönde. Ama aslında yaptıkları şey Sibirya'ya kaydırmak. Neden öyle oluyor? Sibirya'ya kaydırınca 5 derecelik kutup e, şeyini çemberinin dışına çıkmış olacak. Manyetik alan. Bu da dünyanın takla atmasına sebep olacak. Benim tahminim öyle. Eğer öyle bir şey yapıyorlarsa. O zaman dünya takla attığı zaman o bütün portal kapıları açılabilir. Dünyanın şu andaki düzenine göre yani güneşin karşısındaki düzenini yani zodyak takvimindeki düzenine göre belki de kapattı. Ama dünyayı ters çevirdikleri zaman belki de doğal olarak açılacak. Zaten Zülkarneyn aitlerinde şunu söylüyor. Setti yaptıktan sonra. Bu Rabbimden bir rahmettir. Bu günü gelince yerle bir olacak. Ve bu da oldu diyor. Oldu diyor. Oldu diyor. Ama olduğu nasıl anlayacağız? Bize göre şu anda olmadı ama. Gerçekte oldu bitti yani bu olay. Evet. Ve onlar akın akın dünyaya saldıracaklar diyor. Yani bunu böyle anlayabiliriz mesela. Evet, yani dünyaya uzayların bir saldırısı var yani. Evet. Bu çok belirgin. Ve bu hem Yecüc-Mecüc saldırısı olarak karşımıza çıkıyor. Onu soracağım. Çıkıyor. Hapsedilen Yecüc-Mecüc ile bir bağlantısı. Öyle öyle. Var Onlar de. geliyorlar. Yani Uzaylı belli şey. bir tayin edilmiş bir vakte kadar Zülkarneyn'in yaptığı redim çalışıyor. Ondan sonra evet, ama bu onda, belli bir noktadan sonra çalışmaz hale geliyor. Ve dünyaya geliyorlar ve her tepeden saldırıyorlar. İnsanlığı yok edecek korkunç bir dünyalar savaşı yaşanıyor. Bunlar da evet. e, farklı bir zaman boyutundan, farklı bir uzay boyutundan dünyaya gelerek bunu gerçekleştiriyorlar. Yani şu an bu savaşı yaşamıyor olmamız, onlarla temas etmiyor olmamız Zülkarneyn'in sayesindedir. Ama o temas, aynı temas Nuh tufanı öncesinde yaşayan insanlarla vardı belki uzaylılar yani. arasında vardı. Bunlar e, her Dağı'nın tepesine iniş yaptılar. Bu anlatılıyor yani. Bu şey e, Enoch kitabında anlatılan bir hikayedir. Yani kabalistik gelenekte de ondan sonra e, Yahudi şeyinde de mistisizminde de bir sürü de kaynak vardır yani <laughs> dair. Bunlar yeryüzüne iniyorlar. Şeytanın çocukları aslında bunlar. Buna Batı literatüründe fallen angels deniyor. Düşmüş melekler deniyor. Hı. İblis ve avanesi. Onun çetesi. Aslında iblis bir terör örgütü var. Tek başına değil yani. Kur'an'da bile onun tek başına Sence olmadığı yazıyor. nasıl? Ha? Form olarak insana mı benziyor. İnsana benziyorlar. İçiş mecüş mü? Evet. O da insan. Yani uzaylı soru. ama formu insan. Çünkü insanlarla bir araya gelerek çocukları oluyor. Mesela bu şeyde e, Tevrat'ın tekvim bölümünde çok açık anlatır. Evet. Beni Elohim diye tercümelerde Tanrı oğulları diye tercüme edilmiş. O da yanlış çeviridir. i̇bn yanlış çevirisidir. İsterseniz etimolojik şeyine de girerim ama olayı direkt söyleyeceğim. Bunlar İnsanların ee, insanların kızlarıyla evleniyorlar ve bunlardan bir takım çocuklar doğuyor. Yine Tevrat'taki ifadesi bunu devler diye ta tabir ediyor. Dev demek aslında onların ırkının veyahut da milletinin, milletine deniyor dev. Yok, dev ya güçlü değil. gördükleri için dev diyorlar. Aslında aynı o, o, insan onun için olmadılar. demişler zaten. Tabii onun için diyorlar. Ha boyut olarak böyle devasa Yok, şeylerden. Yo O aslında an, asıl anlamı o değil. İşte bu Belki şeytan metre falan olan şeytan, şeytan milleti. Peki insan olduğunu belirten de, ibareler işte, var. Mı? İnsanlarla evlenip çocukları, çocukları oluyor. Yani insana benzeyen çocuk oluyor. Ama, ama bizim bildiğimiz insanlardan farklı oluyor. Vahşi oluyorlar, yıkıcı oluyorlar, mahvediyor dünyayı öyle bir hale getiriyorlar. Zulüm seviyorlar. İnanılmaz bir zulüm ediyorlar ve dünya öyle korkunç bir yere dönüşüyor ki. Nuh tufanı sırf bu yüzden oluyor. Ya aslında insan da öyle de. Yani insan Bakma da ya, öyle ama. Insan da ama ama öyle. şöyle bir, bir fark var arada. Şimdi Adem'in iki oğlu var, Habil evet. ve Kabil. Kabil Ademi öldü şey e, Habili öldürüyor. Ama Kabil e, Ademin Lilith kolundan gelen oğlu bir Tabii insandır. Tabi Kurat göre Tabi göre anlatıyorum. Habil ise insan olan yani Safkan insandır. Ama Kabil Yarı uzaylıdır. Yani yarı şeytandır. O, o geni taşır. İşte yeryüzünde Nuh tufanından önce bu uzaylıların... Yani şeytan dediğin öyle uçan kaçan bir şey yok yani. Bildiğin şeytan, şeytan bildiğin uzaylı yani. yani. Ama şimdi uzaylıları da bizi kurtaracak <laughs> diye milleti şey yapıyorlar. Yani öyle bir Ama şey Ama uzaylılar yok. tek onlar da değil. Onlar isyancı tayfa. Terör örgütü. Başka uzaylılar da var. Sirius işte Sirius Tabii. sistemi. Galaktik medeniyetin merkezi Sirius'tan kovuluyor evet, zaten Oradan, bunlar. Evet, başka uzaylılarda doğru. Oradan <laughs> kovulduktan sonra kendilerine farklı bir yer ediniyorlar. Orion. İyi niyetli uzaylılarda mı var? İşte Sirius'ta var diyor ya. <laughs> Şimdi anlatsak fazla derine girmeyeceğim de sizin için sıkıntı olur. <laughs> Yok hocam, yecüc mecüc üzerinden devam edeceğiz de. Ya e, bunu dipnot mecüş, olarak bir parantez açalım. Bozguncu uzaylılar. Kötü <laughs> niyetli uzaylılar dediniz, iyi niyetli uzaylılarda mı var? E, tabii ki. Var. Onlar e, inanılmaz yüksek bir e, medeniyet ve kainatın hakimi olan uzay zamanı bükebilen bir medeniyet, bunu filmlerde bile görürüz. Tembolik anlatımla görürüz. Şeyde, Necim, uzay yol, uzay yol, şey, yolu budur. Nejim suresinde şıra yıldızın Rabbidir Odur, diyor. Evet. İşte orada yani şıra yıldızın Rabbi olduğuna göre Allah yöneticisi olduğuna göre demek ki orada Allah'ın hükmü bu, geçiyor. Orası. E, imanlı bir evet. bölgede ve bu yani. terörist şeytanlar, o bahsettiğimiz diğer uzaylı medeniyetin de bir takım e, operasyonlar yapıyorlar. Mesela casusluk operasyonları yapıyorlar. Bu anlatılıyor Kuranda anlatılıyor. Yani Yalnız gökyüzünde bak, ve uzayda oluyor bu şöyle, olaylar. Şimdi gidip onları, Necim suresindeki onları sevenlere var. sorsak, onlar da diyecek ki siz şeytansınız. Yecüc-Mecüc'ü sevenler mi var? Olmaz mı uzaylılar gelsin bizi kurtarsın diyenler neyi çağırıyorlar acaba? Ama belki iyi niyetli uzaylıları i̇şte çağırıyorlar. İşte onu iyi niyetli çağırıyor. O iyi çağırıyor niyetliler acaba. de gelecekler. <laughs> Ama Yecüc-Mecüc'ün ardından onlar dünyaya saldırıp büyük savaş yaşandıktan sonra dünyanın komple yok edilmesi için onlar gelecekler. Hmm. Ve Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle gamam diye tabir eden uzay gemileri içerisinde dünyaya inip yerle bir edecekler dünyayı. Şimdi bak diyor ki uzaylılarla işte görüştük şu oldu bu oldu falan. Aman sakın bunlar yol kesiyor diye söylemeyin. Bunlar kaçırılıyor diye söylemeyin. Adam yolu kesiyor yani uzay aracı yolu kesiyor. Memleketine giderken karı koca araba kullanıyorlar Amerika'da. Yolun üzerine uzay aracı iniyor, bunları kaçırıyor. Ona bunları kaçırıyor demeyecekmişiz biz. Alık kaçırıyor yani, yani. Kaçırıyor değil mi? Bir de ne yapıyor? Kim susturuyor hocam bunu? Şimdi bir dakika yaptığı yani şey öyle. ne? Genetik şey. Senin iznin olmadan beni kaçırsa şimdi bana genetik müdahale yapsa yani bir yerimden bir parça alsa ben istemiyorum. İsteme ne, ne demek bu? Zorla değil mı yani? E şimdi o zaman gelsin kurtarsın bizi. Yani iyi niyetli değiller onu anlatmaya çalışıyorum. İyi niyetli olmadıklarını Kur'an-ı Kerim açıkça anlatıyor da bu böyle uzaylıları, çağrılanları falan anlatamıyorsun. Hı. Anlatamıyorsun. Onlar aman sakın buna adam kaçırma deme. Ya adam kaçırma gasp işte. Sana şey yapıyor yani. Operasyon yapıyor. Yok işte evet. benim uzaydan çocuğum var. Gittim görüştüm bilmem ne. E İsteğinle mi oldu? Onu kaçırıyor, bunu kaçırıyor. Bir sürü şey. Neye yapıyor onu? Bağışıklığı yok dünyaya. Bağışık bir nesil üretmeye çalışıyor ki gelsin dünyayı istila etsin. Yani olay budur. <laughs> Gerçekten mi? E tabii. <laughs> Uzaylılar Çünkü, bak, bu insanları gerçek. kaçırma Bakın. nedeni ve onlardan çocuk yapma nedeni dünyaya karşı bağışıklık geliştirmeleri e, tabii. şimdi Niye genetik bak, uğraşsın bu, bu yani? şey çocukları yeryüzünde yaşıyor. Şimdi komik geliyor biliyorum var yani, yani. şey oraya girersek ama bu gerçek. Şey ve şu anda dünyadaki e, sermaye piyasalarında, ondan sonra entelijansiyada e, güvenlik alanında, enerji alanında, politika alanında her yerde inanılmaz büyük bir hakimiyeti olan bir yapı var ve bunlar ulusların üzerinde bir yapı ve bunlar ailelerle temsil ediyor ve bu aileler işte Zaten bu soydan bu soydan mi? asil mi? soy olarak kendilerini görüyorlar. Asil kutsal kan olarak görüyorlar kendilerini. Çünkü uzaylı kan, Uzaylı genetik yapısının mirasçısı bunlar. Devam öyle ediyor. Öyle iddia ediyorlar. Ama öyleler de. Yani ama öyleler Tamam. Bize göre öyle de. Başlayayım. Uzaylı şeytanın Hocam, torunları yani. Şöyle bir diyebilir miyiz? Şimdi zaman yolculuğu ve uzayı konuştuk. Uzaylıları da konuşuyoruz. O zaman uzaylılar e, her şeyi yapabilme, insanlar üzerinde etki gösterebilme. Her şeyi yapabilme değil. İnsan aciz, maymun gibi bir yaratık olanın karşısında. Nasıl bizim karşımızda maymun primitif işte böyle ilkel iş. Yok teknoloji. Biz de onlara da, göre maymun insan Maymun, maymun gibiyiz yani onlar onlara göre. Onların bakış açısıyla biz teknolojide geri olduğumuz için bize hak iddia ediyorlar. Her şeyi yapabiliriz. Ama yine de gizli gizli yapıyorlar. Kaçırarak yapıyorlar. Dolan İnsanları kaçırıyorlar. E tabii şimdi yani anlattım işte adam. Bir şehirden bir şehre karısıyla beraber yolculuk yaparken uzay aracı yolun ortasına geliyor, ışıklarını alıyor, bunları kaçırıyor. Sonra 60 kilometre başka bir yerde bırakıyor. O arada da genetik bir sürü üzerine deney yapmış. Hı hı. E Şimdi bu yani kaçırma değil de nedir? İyi niyetli bir şey bunu yapar mı? Gelir senden konuşur. Kardeşim senin üzerinde deney yapmak istiyoruz. Bak deneyin şeyi Ama şudur. Ama onu da bilmiyoruz. Bilmiyorum. Gerçekten bunu yapıyorlar mı, yapmıyorlar İddialar mı? Öyle. Iddia yani. İddialar, İddialar öyle. İddialar öyle. Onu bilmiyoruz tabii. Olmuş mu olmamış ama eğer olmuşsa böyle bir şeyler bu adam kaçırma yani. Öyle. Ve deney yapmak da benim rızam olmadan benim üzerimde ne deney yapıyorsun sen? Hocam o zaman iddialar doğru olmuş oluyor. Bu CIA'in ABD'de küresel elitlerin uzaylılarla irtibat kurduğunu ve dünyayı tek bir sistem haline evet. dönüştürme planları. Evet uzaylılar yani ama şu yani mi dünya üzerinde deccanın imparatorluğunu hazırlamak, onun altyapısı, tek dünya devletine dünyayı götürmek ve Zülkarney'nin oluşturduğu redim denilen şeyin o kapağı açmak açmak. Gelecekler. Onlarla temasları fiziki olarak boyutta yok. Trans Zülkan boyutunda var. mi zorluyorlar yani? Hayır. Yok Zülkarneyn kapattı da o kapattığını açmış. Ama açılacağı çalışıyor. tayin edilmiş zaten. Kaderin içerisinde doğal yazılmış. olarak olacak diyor ama bunları açacak demiyor. Doğal olarak. Nereden yapacağım. ama anlıyorsun onu doğal ee, yani. Rabbimden bir rahmettir. Ee, vakti gel, hak vaati geldiğinde. E tamam o, o hak vaati geldiğinde onların eliyle yaptıracak belki. Yani Allah olabilir, şeytan o, eliyle de yaptırabilir. Yorum yapılabilir de. Şeytan ama benim de. yaptığım yorum doğal olarak bu Ola, yani veya, veya doğal güçlerle doğal. doğal güçleri harekete geçirerek onlar harekete geçirebilir olabilir. Yani ama amacı amaç buradaki amaç budur. Yani uzaylıların dünyaya gelebilmesi tabii, tabii. için Deccal'ın portal kapısını açmak. Veya uzaydan saldırı işte neyse. Ama Ve şu da olacak biliyor musunuz? Başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi dünyada bir e, bu tarihte de hep böyle olmuştur. Uluslarda da böyle olmuştur. Bir kitleyi yönetmek için mutlaka bir tehdide ihtiyaç vardır. Dışarıdan bir tehdide ihtiyaç vardır. Hı hı. Bir ulus hep dışarıdan düşmanlar işte saldırır falan diye e, krallığını mesela tahkim eder hükümdarlar. Ama bu küresel bir boyuta geldiği zaman bütün insanları tehdit eden bir şey ortaya koymanız gerekir. Bütün dünyayı tehdit eden bir kavram olarak uzaylı kavramı, uzaydan gelecek bir tehdit, bir saldırı uzaylıların gerçekte temas bir gözlem olsa da olmasa da ona bakmaksızın şunu getirecekler karşımıza küreselciler uzaylılar saldırıyor uzaydan sinyal alındı Buraya Hollywood filmleri çekildi bunun için sırf bunun algısını altın, bunu bu oluşturmak yapacaklar? için. Ama bunu niye yapacaklar? Tek dünyada devletini kurmak için evet. sahte fake saldırı Fake olabilir. Ama gerçeği zaman de Zaman zaman pazarlanan şeyler olacak. değil mi bunlar? Ama yani zaman zaman pazarlanan de... şeylerde. Pazarlanan o da bir şey. Bu bir de altyapısı yapılıyor şu anda. Hı. Alıştırma. Ama Hamza'nın dediği gibi böyle bir şey yapıp mesela dünyanın birkaç yerine atom bombası atıp uzaylılarla savaşıyoruz falan görüntü de verebilirler. Ondan sonra da dünyayı işte tek devlet yapmamız lazım. Birleşin şunu yapın bunu yapın. Böyle şeyler devletleri de manipüle edecek şekilde bir şeyler yapılabiliyor. Çünkü yani. öyle büyük kurgular yapılıyor ki öyle büyük filmler çekiyorlar ki. Film derken bunu literal anlamda benzetme olarak söylemiyorum. Mesela ben bir şey izledim. Stanley Kubrick'in bir videosu ve biraz içmiş kafası güzel olmuş. Konuşuyor. Kameraya çekmişler ölümünden önce. Diyor ki bir şey itiraf edeceğim diyor. Bu... NASA'nın ay e, misyonu var ya orada işte tekrar gidiyor Neil Armstrong mı? falan zıplıyor mutluyor falan bilmem bu filmi ben çektim diyor adam itiraf ediyor ve bundan dolayı vicdan azabı duyuyorum falan diyor sonrasında aslında sonra ölmüştü diyor zaten yani. yani bu internete düştü artık ne gerçek mi fake mi yani Ama şimdi tekrar bir tekrar ay şeyi başladı bak 50 seneden sonra ay çıktı o yani. Öyle büyük aldatmacalar yapıyorlar <laughs> ki demek istediğim böyle filmler falan. Yapabilirler yani Yani nelere inandırıyorlar? Nasıl kandırıyorlar? ya yani öyle bir Orta şey doğuda... lazım ki devletleri manipüle etsinler. Yani ya. şimdi Rusya'yı sen Et nasıl kandırabilirsin? Ettiler işte ay da ettiler. Yani ama Rusya da biliyorsa onu gizli olarak öyle bir şey yani Rusya'yı da gaza getiren yani büyük şey Çin'i mesela nasıl ikna edeceksin? üç yere beş işte. yere atom bombası atman lazım. Uzaylı saldırıyor. Ben de ona karşılık veriyorum falan filan demen i̇şte lazım. İşte onu yani. yapacaksın. Şeyde kontak filminde vardı ya bir tane çılgın profesör bilim adamı şeydeki yörüngede yerinde dururken hakikaten sinyali göndertiyordu yani. Evet. Aslında evet. bu filmlerle e, Hollywood sineması derinlemesine incelendiğinde anlattığınız her şeyle tamamen örtüşen durumlar. Şimdi bir şey söyleyeyim. Şimdi bak Hollywood var, adı Hazreti üzerinde hazır da var. Kutsal Orman Hollywood kutsal orman demektir. Öyle bir yapıdır ki bunu kendi yapımlarında da şey yapmışlardır. Mesela çizgi filmlerde bile vardır. Hollywood'un efendisi, Master of Hollywood şeyinde bir çizgi filmde şeytan olarak da böyle resmen çizilmiş, koyulmuş bir şeydir. Bugün dönüştüğü yer ne? Netflix gibi yapılar değil mi? Böyle dijital platformlar. Bunların hepsine bakıyorsunuz. Sadece bu filmler için söylemiyorum. Hollywood da bunların içerisinde olduğu için. Yani işte Afganistan Rus Rus işgali döneminde Rambo filmini çekiyor. Amerikalı bir asker koskoca Rus ordusunu yok ediyor Taliban militanlarıyla birlikte. Bu algıyı oluşturuyor 1980'lerdeki şey oydu, politika oydu ve bunu yapıyorlar. Her dönem Hollywood'un misyonu bu olmuştur. Uyarlamış. Bir algı oluşturmak olmuştur. Bugün Netflix'e dönüşmüştür ve bu şirketlerin sahipliklerine baktığınız zaman hep dört tane şirket çıkıyor bütün dünyadaki bütün şirketlerin sahipleri, büyük şirketlerin hissedarları. Mesela şirketler var, onların sahibi olan holdingler var. Onların da tepesine gidip baktığımızdan Google'ından Hollywood'una, Netflix'ine bu bizim markette aldığımız bütün ürünlerin işte üretimini yapan şirketlere kadar, gıda şirketlerine kadar BlackRock diye bir şirket çıkıyor karşımıza. State Street diye bir şirket çıkıyor. Bütün bunların... yani aklınıza gelebilecek bütün markaların Fidelity diye bir şey çıkıyor. Ondan sonra e, bir tane daha çıkıyordu. Şu an aklıma gelmedi ama fark etmez. Sonra bu dört şirketin şeyine bakıyorsunuz. Bunların sahibi kim diyorsunuz? Şirket shareholder bakın bunu herkes Google'a yazabilir. Falan bir şirketin ismini yazın büyük şirketin shareholders evet. yazın yanına. Direkt onun hissedarları... <laughs> şeyini çıkıyor, listesini çıkarır size. Ne çıkıyor biliyor musunuz bu dört sahibin, şirketin sahibisi? Hepsi birbirinin hissedarı. Evet. Yani hepsi aslında dünyadaki bütün yapılar Hollywood'a dahil olmak üzere tek bir merkezin elinde dünya siyaseti ona yön veren ulusüstü yapılar üzerinden bir merkezin elinde ön plana dünya ekonomik formu çıkıyor. Bir girsek oraya daha ne biçim bağlantılar evet. ne hangi ailelere gidiyor. Ondan sonra bunu dünyaya ne inandırmak istiyorlarsa başarılı bir şekilde de yapıyorlar bunu. Evet manipülasyonlarla yapıyorlar diyelim. Hocam çok az zamanımız kaldı. Ben e, Twitter'dan izleyicilerimin gönderdiği e, bir takım soruları da paylaşamadım. Çünkü muhabbet o kadar derin ki çok güzel noktalara değindik. Tabutu Sekine Adem'in Sirius'tan dünyaya gelmekte kullandığı bir uzay aracı olabilir mi demiş Berk buna dair ben bir kaynak görmedim bilmiyoruz öyle bir şey oldu mesela neye dayanarak söylüyor ona bakmak lazım Evet Hür kuşatlı kullanıcı aramızda ölümsüzler olabilir mi ölümsüzlük olmaz da ölümsüzlüğün olabileceğine dair yorum zorlama yorumla bir ayet olabilir her nefis ölümü tadacaktır diye söyledikten sonra alttaki senden sonra kimseye ölümsüzlük vermedik diye peygamberimize bir hitap var senden önce kimse ölümsüzlük vermedik diye. Sonra yani bu önce kaydını koyduğu için sonra sanki ölümsüzlük olabilirmiş gibi bir mana çıkartılıyor ama biraz zorlama bir mana oluyor bu. Yani ölümsüzlük değil de uzun ömür belki olma ihtimali var. Yani zaten eski uzun ömürlülere ölümsüz diyorlarmış. Bu mitlerde ya, görüyoruz. Değil, evet. Yani Hocam hemen diyorlarmış. şu diyorlarmış. soruyu da sormak istiyorum sonra kapatacağım. Şu ana kadar kaç kıyamet koptu? Evren kaç kere sıfırlandı? Yani bu Rus Rusçuların şeyi tezi devre sonları oluyor, devre başları o 70 bin senede falan ama bunu e, jeoloji desteklemiyor, e, şey de arkeoloji de desteklemiyor. Yani arkeoloji o zaman 50 bin sene, 70 bin sene önce insan fosili bulunması lazım pek bulunmuyor. Daha önceki dönem insan e, geçiş fosilleri bulunuyor. Şeyde de mesela okyanusun tabanında da bu dünyanın alt üst oluşuna 70 bin sene önceki çünkü her devre sonunda alt üst oluş var deniliyor. 70 bin sene önceki alt üst oluşa ait izler yok. Mesela kıta kayması tektonik hareketler var. Bunlar milyarlarca senedir izlenebiliyor. Evet. Yani bu 70 bin sene önce eğer bunun üzerine bir hareket gelmiş bir kıta batmış bir tane çıkmış falansa izleri olması lazım ama jeoloji desteklemiyor. Evet, sıra dışı gündemi ne yazık ki noktalıyoruz. Keşke biraz daha zamanımız olsaydı da Keşke. daha da böyle derinleştirseydik. Bu hafta Serhat Ahmet Tan ve Hamza Yardımcıoğlu'nu ağırladım. Bizden hemen sonra gündeme dair gelişmeleri dinleyebilirsiniz. İyi geceler.